Gençler, hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight rehber videosu ile karşınızdayım. Son zamanlarda çok fazla yeni abone kazandım. Aynı zamanda Dead by Daylight oyunu da çok büyük bir gelişim elde etti. Son aylarda en çok satın alınan 10 oyun arasında yer alıyor Steam'de. Bu yüzden oyuna çok fazla yeni başlayan insan olabileceğini düşündüm. Dolayısıyla da sıfırdan, hiçbir şey bilmeyenler için bir rehber hazırlama kararı aldım. Bu rehber videosu gerçekten sıfırdan olacak arkadaşlar. Hani W'ye basma mantığından falan bahsedeceğim. O kadar temelden anlatacağım her şeyi. O yüzden oyunu bilenler falan hani biz zaten bunları biliyorduk diye saçma bir yorum yapmazlarsa sevinirim. Bu rehber tamamen oyuna yeni başlayanlar için. İlk olarak kurban tarafından başlayalım. Burada sol üstteki karakterler butonuna basarak karakter ekranını açabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü kurban var. Bu kurbanların tamamının hızı aynı arkadaşlar. Yani bu kurban ile bu kurban arasında hız anlamında hiçbir fark yok. Ekstra bir özellik olarak da hiçbir fark yok. Kurbanları birbirinden ayıran herhangi bir özellik yok. Hepsi aynı şartlara sahip. Kurbanların farklı olduğu tek kısım onların özel perkleri. Yani şu kısımda gördüğünüz avantajlar sekmesi. Gördüğünüz gibi bu kurbanın 3 perkü ile bu kurbanın 3 perkü farklı. Bu perkler size belli başlı avantajlar veriyor. Solda gördüğünüz dizilim sekmesine basıp burada gördüğünüz slotlara 4 tane perk koyabiliyorsunuz. Her bir perk farklı işleve sahip. Çok fazla perk olduğu için tabii ki tek tek anlatamayacağım ancak oyun Türkçe olduğu için mantığından bahsedeyim. Mesela adrenalin perkü. Bu perk size diyor ki haritadaki son jeneratör de bittiği zaman bir sağlık kademesi iyileşiyorsun. Yani yaralıysan sağlıklı duruma geliyorsun. Ve 3 saniyeliğine normal koşma hızından %150 daha hızlı koşuyorsun. Bu şekilde tek tek perklerin açıklamasını okuyarak size uygun, işinize yarayacak olan perkü seçip buradaki slota bu şekilde koyabilirsiniz. Toplamda 4 adet perk seçebiliyorsunuz. Perkler tüm karakterlerde açık olmuyor. O karakterin özel perklerini diğer kurbanlara da çıkarmak için o karakteri prestij yapmanız gerekiyor. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Solda gördüğünüz gibi kan ağı kısım var. Buraya geliyorsunuz. Şu ortadaki kısma bastığınız zaman buradaki şeyleri alarak karakterinize level atlatıyorsunuz. Sol üstte gördüğünüz gibi karakterim şu an 42 level. Hızlı bir şekilde puanları dağıtıyorum. Karakteriniz 50 level olduktan sonra yine bu ortadaki kısma basıp buradaki puanları dağıtırsanız karakteriniz gördüğünüz gibi prestij 1 olmuş oluyor. Yani 50 level'e kadar getirip bir seviye daha atlatmanız gerekiyor. Böylece prestij yapmış oluyorsunuz. Bu prestij butonuna basınca da size böyle bir uyarı veriyor. Burada diyor ki bu karakterin özel perklerinin seviye 1 hali bütün kurbanlar için açıldı. Yani buradan herhangi bir kurbana gittiğim zaman gördüğünüz gibi o karakterin açılan özel perkünü bu kurbanda da kullanabiliyorum. Bu çıkardığınız perkü ileri seviyelere taşımak için istediğiniz karaktere gelip yine bu kan ağı kısmına gelip puan vermeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Perkler buraya gördüğünüz gibi seviye 2 olarak ya da seviye 3 olarak geliyorlar. Buradan o perkü aldığınız zaman seviye 2 hali çıktıysa seviye 2, seviye 3 hali çıktıysa seviye 3 yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde kademe kademe o perkü en ileri haline taşıyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu kan ağı kısmından sadece perk değil, eşya, eklenti ve adak da çıkarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi el feneri var, medkit var, batarya var, fener eklentisi olarak, kanlı şema adlı bir adak var. Bunların mantığını da anlatacağım arkadaşlar. Bu dizilim sekmesine geldiğiniz zaman sol üstte eşya, eklentiler ve adak diye bir kısım var gördüğünüz gibi. Eşya kısmındayken alıp kullanabileceğiniz eşyalar takabiliyorsunuz. Mesela medkit koyalım. Eklentiler kısmında da bu koyduğunuz eşyayı güçlendirmek için iki tane ekstra parça takabiliyorsunuz. Mesela bir tane parça örneği göstereyim. Gördüğünüz gibi diyor ki iyileştirme hızını %10 arttırır. Bir de burada diyor ki medkitinize 16 yük ekler. Yani daha uzun süre kullanabiliyorsunuz medkitinizi. Bu şekilde eklentilerle daha güçlü hale getirebiliyorsunuz. Bunu tüm eşyalar için yapabiliyorsunuz. El feneri için de gördüğünüz gibi kullanım süresini 6 saniyelik uzatan bir batarya var mesela. Bunların hepsini birazdan detaylıca anlatacağım. Ve son olarak adak kısmında da maça etki edecek bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela kancalar arasındaki mesafeyi biraz arttırabiliyorsunuz. Ya da şu şekil harita adakları atarak istediğiniz haritanın gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Veya da burada gördüğünüz gibi size ekstradan kan puanı veren adak atabiliyorsunuz arkadaşlar. Birden fazla var bu şekilde. Bunları kullanarak daha fazla kan puanı kasabilirsiniz. Kan puanından kastım da şu sağ üstte gördüğünüz kırmızı amblem olan kısım. Bu kan puanları buradaki kan ağında eşyaları almanızı sağlayan şey. O yüzden bu puan önemli. Burada gördüğünüz parıltılı kristal kısmı maçları oynadığınız zaman kazandığınız bir para birimi. Bu kristaller şu işe yarıyor. Sol altta gördüğünüz gibi mağaza kısmı var. Bu mağaza kısmında kurbanlar ya da katiller olarak iki kısım var. Ve oyundaki katiller
esirler ve kurbanlar para ile satılıyor arkadaşlar. Gidip DLC'yi satın almanız gerekiyor yani. Ama şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Lisanslı olmayan katilleri, yani oyunun kendi orijinal üretimi olan karakterlerini şu gördüğünüz parıltılı kristallerle alabiliyorsunuz. Yani burada gördüğünüz gibi Entropy diye bir karakter var. Bu karakter lisanslı bir katil değil. Oyunun kendi ürettiği bir katil. Ve 9000 kristal ödeyerek herhangi bir gerçek para vermeden bu karakteri alabiliyorsunuz. Lisanslı katilleri gerçek para harici alamıyorsunuz. Lisanslı katillerden kastım da şu. Gördüğünüz gibi mesela Chucky ya da Alien. Bunlar telifli filmlerden veya başka oyunlardan alınmış karakterler olduğu için oyun size ücretsiz bir şekilde sunamıyor. Gidip DLC'yi satın almanız gerekiyor. Şu soldaki altın hücreler de gerçek parayla alınan şeyler. Mesela 500 altın hücre kullanarak Chucky'yi satın alabiliyormuşuz. Bu altın hücreleri sadece gerçek parayla alabiliyorsunuz. Eğer herhangi bir karakterin DLC'sini almadıysanız ya da parıltılı kristal kullanarak o karakteri açmadıysanız, yani o karaktere sahip değilseniz, o karakterin özel perklerini kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Hem o karakteri oynayamıyorsunuz, hem de o karakterin özel perklerini diğer kurbanlar için açamıyorsunuz. Bunun tek bir yöntemi var. Sol altta gördüğünüz gibi Sırlar Mabedi diye bir kısım var. Bu kısım her hafta yenilenen rastgele perkler sunuyor size. Ve o karakter sizde açık olmasa bile 2000 parıltılı kristal ödeyerek orada gördüğünüz perkü bütün karakterlerin kullanımını açmış oluyorsunuz. Ancak buraya gelen perkler rastgele geliyor. O yüzden özel olarak istediğiniz bir perk varsa o karakteri satın almanız en mantıklısı. Buraya gelmesi bayağı uzun sürebilir. Hatta hiç de gelmeyebilir. Çünkü dediğim gibi şans olarak işleniyor bu mantık. Evet gençler, şimdi kurban tarafının temel mantığından bahsedeceğim. İlk olarak kurbanların görevi şu gördüğünüz jeneratörleri tamir etmek. Bu jeneratörlerin yanına gidip sol tıka basılı tutarak bunları tamir etmeye başlayabilirsiniz. Jeneratörleri yaparken az önce gördüğünüz gibi skill check soruyor size. Tekrar sordu ve tutturdum gördüğünüz gibi. Orada iki kısım var gördüğünüz gibi. Birisi biraz daha transparan olan bir kısım. Diğer kısım da çok küçük olan beyaz bir kısım. O beyaz kısmı tutturursanız jeneratör ekstradan biraz daha fazla ilerliyor. Transparan olan kısmı tutturursanız da normal bir şekilde jeneratörü yapmaya devam ediyorsunuz. Eğer gelen skill check'i ıskalarsanız... Gördüğünüz gibi jeneratör bu şekilde patlıyor ve katile görsel bir bildirim sunuyor. Yani katil yerinizi anlamış oluyor. Katiller sizin ilerlettiğiniz jeneratörlere gelip tekme atabiliyorlar. Bu attıkları tekme sayesinde jeneratör gördüğünüz gibi yavaş yavaş geriliyor. Eğer siz tekrardan jeneratörü tamir etmeye başlamazsanız jeneratör bu şekilde gerilemeye devam ediyor ve bir süre sonra sıfırlanıyor. Fakat gelip jeneratöre oturup şu gördüğünüz küçük beyaz çizgiye kadar jeneratörü ilerletirseniz bu şekilde jeneratörün gerilemesini durdurabiliyorsunuz. Altta gördüğünüz barı tamamen doldurduğunuz zaman jeneratörü tamamlamış oluyorsunuz ve bir daha bu jeneratörle etkileşime giremiyorsunuz. Haritada toplamda 7 tane jeneratör var ve bunların 5 tanesini tamamladığınız zaman çıkış kapılarına güç vermiş oluyorsunuz. Temel göreviniz bu. Çıkış kapıları da şu gördüğünüz kapılar arkadaşlar. Her haritada 2 tane bulunuyor bunlardan. İkisini de aynı işlevle kullanabiliyorsunuz. Kapının yakınına gidip sol tıka basılı tutarak yine alttaki barı doldurmanız gerekiyor. Bu barı doldurduğunuz an çıkış kapısı açılıyor. Fakat yukarıda gördüğünüz gibi bir saniye başlıyor arkadaşlar. Bu saniye bittiği an haritada olan tüm kurbanlar yer altından çıkan mahluk tarafından öldürülüyor. O yüzden bu saniyeye dikkat etmeniz lazım. Bu açtığınız kapının sonuna kadar ilerlediğiniz zaman şu kısımdan geçtiğiniz zaman kaçmış sayılıyorsunuz. Eğer diğer 3 takım arkadaşınız öldüyse ya da kapıyı açıp gittilerse haritada bir tane hatch spawn oluyor arkadaşlar. Bahsettiğim hatch bu şekilde görünüyor size. Bunun yanına gidip sol tıka basarak bundan da kaçabiliyorsunuz aynı şekilde. Fakat katil sizden önce bu kapağı bulduysa kapağı kapatabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde kapağı kapatıp sizin kaçmanızı engelleyebiliyor. Eğer anahtar gibi özel bir eşyanız yoksa kapağı da tekrar açamıyorsunuz. Onu zaten eşyalar kısmında anlatacağım. Süre bittiğinde ne olduğunu da göstereyim sizlere. Süre bitiyor gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde bir canavar çıkarak hayatta kalan bütün kurbanları öldürüyor. Oyunun kaçma adına temel mantığı bu arkadaşlar. Evet, şimdi kurban tarafının kovalamaca mantığına gelelim. Haritada şu şekil paletler ve şu şekil gördüğünüz atlama noktaları mevcut. Oyuna yeni başladıysanız bunları kullanma tuşu space'dir arkadaşlar. Bende farklı. Bu şekilde paletleri devirerek katillerle aranıza engel koyabiliyorsunuz. Katil bu paletin içinden geçemediği için yandan dolanmak zorunda kalıyor ve böylece vakit kaybediyor ya da paleti kırmak zorunda kalıyor. Katiller paletlerin yanına giderek bu paletleri kırabiliyor. Bu şekil kırılan paletler bir daha kullanılamaz hale geliyor. Tamamen devre dışı kalmış oluyorlar yani. Devrik olan bir paletin üzerinden bu şekilde atlayabiliyorsunuz. Bunu sınırsız olarak yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde pencerelerin yanına gidip
Pencerelerden de bu şekilde atlayabiliyorsunuz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Eğer yavaş bir şekilde hareket ederken pencereden atlarsanız bu şekilde yavaş atlar. Ve katilin size vurma ihtimali yüksek olur. Hızlı koşarak fakat yan bir şekilde böyle atlarsanız... Bunda da az önceki animasyonun biraz daha hızlısını yapar. Fakat bunda da hasar alma ihtimaliniz yüksektir. Tam karşıdan hızlı bir şekilde gelirseniz... Böyle atlarsınız. Ve pencereden atlamanın en güvenilir yolu budur. Yapabildiğiniz her an bu şekil... Tam karşıdan gelerek hızlı atlama eylemini gerçekleştirin kovalamacadayken. Pencereden atlayabileceğiniz en hızlı varyasyon bu yani. Pencerelerle ilgili şunu da söyleyeyim. Eğer yavaş bir şekilde geçerseniz bu pencereden katil herhangi bir bildirim almıyor. Fakat şu şekil hızlı koşarak atladıysanız ve özel bir perk kullanmıyorsanız katil bu pencerenin burasında bir patlama sesi alıyor. Yani bu pencereden atladığınızı anlıyor. Eğer katil paletin belli bir metre yakınındayken paleti devirirseniz... Bu şekilde birkaç saniyeliğine katili sersemletebilirsiniz. Katil ile kovalamaca içerisindeyken bir pencereyi 3 kere kullanırsanız... Gördüğünüz gibi pencere belli süreliğine devre dışı kalıyor. Yani bu pencereyi sınırsız olarak kullanamıyorsunuz. Fakat katil ile kovalamaca içerisindeyken paletlerden sınırsız olarak atlayabiliyorsunuz. Bunun herhangi bir sınırı yok. Katiller de pencerelerden atlayabiliyor gördüğünüz gibi. Ve onlarınki sizinki gibi sınırlı değil. Sınırsız olarak istedikleri kadar pencerelerden atlayabiliyorlar. Eğer şu gördüğünüz şekilde yavaş yürüyorsanız ya da bu şekilde eğilmiş halde gidiyorsanız katilin sizi takip edebileceği herhangi bir iz bırakmıyorsunuz. Fakat shift tuşuna basarak bu şekilde hızlı koşuyorsanız yere kırmızı kırmızı çizikler bırakıyorsunuz. Ve katil bu çizikleri kullanarak sizin nerede olduğunuzu anlayabiliyor. Gelelim katillerin hasar mantığına. Katillerin size ilk vuruşunda yaralanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi karakterim yaralandı. Karakter yaralıyken şiddetli şekilde sızlanma sesleri verdiği için katil yerini net bir şekilde anlayabiliyor. Aynı zamanda yere bu şekilde kan gölcükleri bıraktığınız için hızlı koşmasanız bile katil sizin izinizi sürebiliyor. Eğer elinizde medkitiniz ya da kendinizi iyileştirmeye yarayan özel bir perkünüz yoksa kendinizi iyileştiremiyorsunuz. Takım arkadaşlarınızdan yardım almanız gerekiyor. Eğer yaralı haldeyken katilden bir hasar daha alırsanız yere düşmüş oluyorsunuz. Yerdeyken iki seçenek var. Ya katil sizi alıp şu gördüğünüz kancalardan herhangi birisine asacak ya da sizi yerde bırakacak. Sizi yerde bırakırsa solda gördüğünüz gibi barınız yavaş yavaş azalıyor. Eğer bu bar tamamen biterse direkt olarak ölmüş oluyorsunuz. Ve yerdeyken sol tıka basılı tutarak gördüğünüz gibi toparlanma barı dolduruyorum. Eğer özel bir perk kullanmıyorsanız kendinizi yerden kaldıramazsınız. Barınız gördüğünüz gibi maksimum %90'a kadar ilerliyor. Ardından yardım bul diye bir yazı çıkıyor. Başka bir kurban gelip sizi yerden kaldırması gerekiyor. Katil sizi sırtına aldığı zaman şu şekilde gördüğünüz gibi wiggle barı çıkıyor. Bu beyaz kısımlarda space tuşunuzu tutturarak alttaki wiggle barınızı doldurabiliyorsunuz. Bu wiggle barınız tamamen dolduğu zaman bu şekilde katilin sırtından kurtulmuş oluyorsunuz. Haritada şu şekilde sandıklar var. Eğer özel bir adak falan atmadıysanız ya da bir perk kullanmadıysanız her haritada 3 tane sandık oluyor. Bu sandıkların yanına gidip sol tıka basılı tutarak bu sandıkları açıp içerisinden eşya çıkartabilirsiniz gördüğünüz gibi. Eşyalarınızın kullanım süresini solda görüyorsunuz zaten bir bar azalıyor. Eğer çok fazla hareket etmeden olduğunuz yerde uzun süre durursanız gördüğünüz gibi kafanıza bu şekilde karga geliyor arkadaşlar. Bu kargaların sayısı zamanla artıyor. Evet, ikinci kargamız da geldi. Ve son olarak üçüncü kargamız da geldi. Ürediler. Üç karga olduğu zaman yeriniz belirli saniye aralıklarıyla katile görünüyor arkadaşlar. Yani burada bir patlama sesi çıkıyor ve katil sizin nerede olduğunuzu anlamış oluyor bu kargalar sayesinde. Bu yüzden olduğunuz yerde uzun süre durmamaya dikkat edin. Bu kargalar kafanıza geldiyse bu şekilde hızlı koşarak ya da başka şeylerle etkileşime girerek bu kargaları kafanızdan kovabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane kaldı. Ve o kargayı da kovmuş olduk. Oyunda şu şekil dolaplar var arkadaşlar. Bu dolapların içerisine girerek saklanabiliyorsunuz. Fakat yaralıyken bir dolaba girdiyseniz ses çıkarmaya devam ettiğiniz için katil hangi dolapta olduğunuzu anlayabilir. Buna dikkat edin. Dolapların ses mantığı da aynı. Eğer yavaş bir şekilde girdiyseniz katile herhangi bir ses vermiyorsunuz. Fakat hızlı bir şekilde girdiyseniz pencere mantığında olduğu gibi bir patlama sesi veriyorsunuz. Ve katil yerinizi anlamış oluyor. Siz dolabın içerisindeyken yaralı da olsanız tamamen sağlıklı bir durumda da olsanız katil eğer dolabı açarsa sizi sırtına alıyor.
Bu yüzden dolaplardayken katile yakalanmamaya dikkat edin. Takım arkadaşlarınızın yanına gidip sol tıka basılı tutarak bu şekilde onları iyileştirebiliyorsunuz. Alttaki barı fullediğiniz zaman takım arkadaşınızı iyileştirmiş oluyorsunuz. Aynı iyileştirme mantığında olduğu gibi yerdeki arkadaşınızın yanına gidip sol tıka basılı tutarak da bu şekilde arkadaşınızı yerden kaldırabilirsiniz. Katil kurbanları alıp şu gördüğünüz kancaları asıyor. Bu kancaların yanına gidip sol tıka basılı tutarak arkadaşlarınızı kancadan kurtarabiliyorsunuz. İlk asılışınızdayken oyun size kancadan kurtulma şansı tanıyor. Bunu 3 kere deneme hakkınız var. Yeni güncellemeyle birlikte 4 olacak. Sol tıka basılı tutarak bu şekilde kendinizi kancadan atmaya çalışabiliyorsunuz. Her bir kancadan atma için %4 şansınız var, düşük bir ihtimal. Bunu çok kullanmanızı önermem. Eğer hani diğer takım arkadaşlarınız sizi almaya gelemeyecek durumdaysa kullanın. Soldaki barınız %50'nin altına düştüğü zaman gördüğünüz gibi ikinci asılma aşamasına geçmiş oluyorsunuz. Yani struggle aşaması. Bu aşamadayken size bu şekilde skill checkler soruyor. Ve bunları tutturmanız gerekiyor. Eğer 2 tane skill check ıskalarsanız karakteriniz direkt olarak ölüyor. Solda gördüğünüz gibi kaç kere asıldığınızı görebiliyorsunuz. Eğer 2 kere asıldıysanız ya da 1 kere asılıp takım arkadaşlarınız sizi kurtaramadan struggle pozisyonuna geçtiyseniz az önce gösterdiğim gibi 3. asılışınızda direkt olarak ölüyorsunuz arkadaşlar. Yani toplamda 3 kere asılma hakkınız var. Bu şekilde ölmüş ve oyundan çıkmış oluyorsunuz. Eğer o %4'lük attempt escape şansını tutturursanız kimsenin yardımı olmadan kancadan kendi kendinizi kurtarmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim totem mantığına. Haritada şu şekil gördüğünüz gibi kuru kafalar var. Bunların yanına gidip sol tıka basılı tutarak bunları temizleyebiliyorsunuz. Her haritada 5 tane oluyor bunlardan. Sönük olan totemleri kırdığınız zaman size 1000 puan veriyor. Başka herhangi bir avantajı yok. Sadece bu işe yarıyor yani. İkinci totem çeşidi de gördüğünüz gibi 6 yanan totemler. Bunlar Efsun totemleri olarak geçiyor ve önemliler. Eğer bu şekilde bir totem gördüyseniz bu totem katilin kullandığı herhangi bir perk yüzünden bu hale gelmiş demektir. Yani siz bu totemi kırdığınız zaman diğer totemden herhangi bir farkı yok bu arada. Aynı şekilde gidip sol tık ile kırabilirsiniz bu şekilde. Katilin herhangi bir perkünü devre dışı bırakmış oluyorsunuz bu sayede. Yani bu yanan totemler önemli. Kovalamaca kısmı ile ilgili şöyle bir şey var. Katilin önünde gördüğünüz gibi bir kırmızı ışık var. Bu kırmızı ışık katilin nereden geldiğinizi anlamanıza yardımcı oluyor. Katili görmeseniz bile ışığını bu şekilde görebildiğiniz için bir yere girerken katilin nereden geldiğini bu şekilde tespit edebiliyorsunuz. Elinizdeki eşyayı arkadaşlarınıza vermek istiyorsanız ya da herhangi bir amaçla yere bırakmak istiyorsanız Rize'nin R'si tuşuna basarak bu şekilde yere bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yerdeki ya da sandıktaki herhangi bir eşyanın yanına giderseniz bu şekilde o eşyanın ne işe yaradığını size anlatıyor. Şimdi kovalamaca mantığıyla ilgili çok önemli bir şey anlatacağım. Oyunda sürekli öne bakarak koşarsanız yani şu şekilde arkanızı kontrol etmezseniz katilin size ne kadar uzakta olduğunu anlayamazsınız. Bu yüzden de yanlış hamleler yapabilirsiniz. O yüzden bu anlatacağım şey çok önemli. Oyunda W'ye basarak ileri giderken mouse'unuzu arkaya çevirdiğiniz zaman S tuşuna basarak ileri gidiyorsunuz. Bu mekaniğe alışmanız lazım arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunu refleks haline getirin. Yani siz bu şekil koşarken arkaya baktığınızda da W'ye basarsanız bu sefer arkaya doğru koşmuş olursunuz. O yüzden öne doğru koşarken bir yandan da arkaya mouse'unuzu çevirdiğiniz zaman W değil S tuşuna basarak ilerlemeye bu şekilde devam edeceksiniz. Hızlı hızlı gösteriyorum. W ile bu şekilde öne doğru ilerliyorsunuz. Arkanıza döndüğünüz an S ile, tekrar öne döndüğünüz an W ile ve tekrar arkanız döndüğünüz an yine S tuşu ile ilerliyorsunuz. Katil ile kovalamaca içerisindeyken ara ara arkanıza bakıp bu şekilde katilin nereden geldiğini görmeniz gerekiyor. Ona göre palet devirip ya da pencerelerden atlayabilirsiniz. Şimdi size yine oyunun başlangıcında çok önemli olan bir şey anlatacağım. Şu gördüğünüz palet spotlarında dönerken bu şekilde genişten dönmeyin arkadaşlar spotları. Şu an gördüğünüz şekilde genişten dönerseniz normalde 3-4 tur atabileceğiniz spotta bir tur anca atarsınız ve katil size yetişir. Burada yapmanız gereken şey şu şekilde spotlara sıfırdan dönmek. Gördüğünüz gibi spota sürttüre sürttüre dönebileceğim en sıfır yerden dönerek bu spotun dönme süresini çok daha hızlı bir şekilde tamamlıyorum ve böylece katil bu spottayken benimle onun arasındaki mesafeyi çok fazla azaltamamış oluyor. Aynı zamanda bir spotta dönerken spotun bu şekil küçük olan tarafından dönmemelisiniz arkadaşlar. Çünkü katil buradan geliyor gibi yapıp buradan gelirse bu fake'ini yemiş olursunuz ve size hasar verir. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu gördüğünüz kısım spotun bu gördüğünüz kısmından daha uzun. O yüzden bu spotla dönerseniz katili oyalama ihtimaliniz daha yüksek. Eğer bu kısa taraftan dönerseniz ise az önce anlattığım şekilde katil fake vererek size hasar verebilir. Aynı örneği bu spotta da göstereyim. Gördüğünüz gibi spotun bu tarafı spotun bu tarafına göre daha uzun. O yüzden spotun bu küçük tarafından dönmek yerine bu uzun tarafından dönerseniz katili looplama şansınız daha fazla olur. Bir diğer önemli olayımız katil size belli bir metre uzaklıktaysa
varsa bu olduğunuz spotta beklemeyin. İleriki spotlara gidin. Böylece katile daha fazla zaman kaybettirirsiniz. Gördüğünüz gibi katil geliyor. Bu spotta beklemek yerine ilerlemeye devam ediyorum. Bu şekilde ilerleyerek kendimi başka spotlara atıyorum ve katile daha fazla zaman kaybettirmiş oluyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar belli bir spottaysanız bu spotun paletinde bu şekil beklemek yerine bu spotta dönmeyi tercih edin. Gördüğünüz gibi katil bana uzak. Katil bana gelene kadar bayağı bir zaman kaybediyor. Bu palette bekleyip bu şekilde devirmeniz mantıklı değil. Palette camplemek yerine spotta dönmeyi tercih ederseniz gördüğünüz gibi katile çok daha uzun süre vakit kaybettirebiliyorsunuz. Ve az önce anlattığım şekilde yakından dönerseniz spotlara bu şekilde katilin size yetişmesi daha zor olacaktır. Ardından spotu devirebilirsiniz. Eğer katil sizin belli bir metre yakınınıza geldiyse yani hasar alacağınız garanti ise paletleri harcamayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katil belli metre yakınımda ve hasar alacağım garanti olduğu için boşu boşuna paleti devirip harcamadım. Yani hasar alacağınız garanti ise paletleri devirmeyin arkadaşlar. Katili göremediğiniz spotlarda şu şekil iki tarafı da göremediğiniz açılara geçmek büyük bir hata arkadaşlar. Çünkü katil sağdan ya da soldan geliyorsa yakınınıza gelene kadar görememiş oluyorsunuz. Aynı şekilde burada da. Mesela bu tarafa yakın durursanız sağ tarafı göremiyorsunuz. Sağ tarafa yakın durursanız da sol tarafı göremiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey şu şekil köşelere geçip iki tarafı da kontrol etmek. Gördüğünüz gibi hem sol tarafı net bir şekilde hem de sağ tarafı net bir şekilde görüyorum. Şu açıyla baktığım zaman. Katil eğer buradan gelirse bu şekilde katili görüp buradan kaçmaya devam edebilirsiniz. Eğer katil bu taraftan gelirse de yine bu şekil katili görüp bu sefer bu taraftan kaçmaya devam edebilirsiniz. O yüzden bu tarz katili göremediğiniz spotlarda iki tarafı da kontrol edebileceğiniz bir açıda durun. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta, pencerelere bu şekil çok yakında durursanız katil pencerenin diğer tarafından size vurabiliyor. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Pencerelere aşırı yakın durmayın. Eğer özel bir perk kullanmıyorsanız binaların üst katına çıkıp oradan atlamanız mantıklı değil arkadaşlar. Çünkü binanın üst katına çıkıp atladığınız zaman karakteriniz bu şekilde bir sersemliyor. Yani atladığınız an koşmaya devam edemiyorsunuz. Birkaç saniyeliğine sersemliyor. Fakat bu yüksek bir yerden atladıktan sonra sersemleme olayı katillerde yok. Gördüğünüz gibi bir yerden atladıktan sonra direkt olarak yürümeye devam edebiliyorlar. Yani sersemlemiyorlar. O yüzden özel bir perkünüz yokken bu tarz yüksek yerlerden atlarsanız katil her zaman avantajlıdır arkadaşlar. Olabildiğince kullanmamaya çalışın. Şimdiki olayımız saplantılı kurban mantığı. Takıntılı kurban olarak da geçiyor. Solda gördüğünüz gibi kurbanın fotoğrafının yanında iki tane büyük kanca var. Diğer kurbanlarda böyle bir şey olmuyor. Bu iki büyük kanca hangi kurbanın yanındaysa o kurban saplantılı kurban demektir. Her maçta yalnızca bir tane saplantılı kurban olabiliyor. Bu saplantılı kurban olduğunuz zaman maç içerisinde falan herhangi bir avantajınız ya da dezavantajınız olmuyor. Sadece perklerle alakalı bir olayı var. Onu da menüde anlatayım. Saplantılı olan kurban ile ilgili bir tane örnek vereyim. Mesela bu gördüğünüz ışık sönüyor perkü. Bu perk saplantı olan kurbana %33 eylem hızı bonusu sağlıyor. Fakat diğer bütün kurbanlar tamir, iyileştirme ve sabotaj hızlarına yavaşlama efekti alıyorlar. İşte bazı perkler saplantı ile ilgili bu tarz avantajlar veya dezavantajlar verebiliyor. Saplantılı kurbanın tek olayı bu. Şimdi bir de kovalamacı simgesi olayını anlatayım. Soldaki fotoğrafımın yanında şu an herhangi bir işaret yok gördüğünüz gibi. İki tane büyük kancayı saymazsak o zaten saplantılı mantığı, onu anlattım. Eğer katil sizi ya da herhangi bir kurbanı kovalamaya başlarsa fotoğrafınızın yanında şu şekil gördüğünüz gibi iki tane küçük kanca çıkıyor. Bu kancalar kimin yanındaysa katil o kişiyi kovalıyor demektir. Bir katil sizi kancaya astığı zaman sizin belli bir metre yakınınızda duruyor sa altta bir bar doluyor gördüğünüz gibi. Bu bar tamamen dolduğu zaman kimsenin yardımı olmadan %100 ihtimalle kendinizi kancadan kurtarabiliyorsunuz gördüğünüz şekilde. Şimdi gelelim eşyaların detaylı anlatımına. Burada gördüğünüz gibi aynı eşyanın farklı rengi olabiliyor. Önce buradaki farktan bahsedeyim. Mor medkitte diğerlerini iyileştirme hızımızı %50 arttırıyor. Yeşil medkitte ise bu oran %45. Yani eşyaların rengi arasındaki farklar bundan ibaret. Şimdi sırayla eşyaların ne işe yaradığını anlatayım. Haritadan başlayalım. Haritanın kullanımı şu şekilde. Sağ tıka basılı tutarak yakınınızda bulunan jeneratörlerin, kancaların ve totemlerin haresini görüyorsunuz. Sıradaki eşyamız anahtar. Bu pembe ve mor anahtar aynı işlevi görüyor arkadaşlar. Bunu göstereceğim uygulamalı bir şekilde. Fakat bu yeşil anahtar herhangi bir eklenti takmadığınız zaman hiçbir işe yaramıyor. Yani bu şekilde tek başına kullandığınız zaman hiçbir işlevi yok. Eklentiler kısmına gelip buradan herhangi bir eklenti koyup o şekilde işe yarar hale getirebiliyorsunuz. Mesela bu eklenti 24 metre yakınımızdaki kurbanların haresini gösteriyormuş yeşil anahtar kullanırken. Ama bu pembe ve mor anahtar
anahtar herhangi bir eklenti olmadan da işe yarıyor. Ne işe yaradığını şimdi anlatacağım. Anahtarın ilk işlevi, eklenti taktığınız zaman sağ tıka basılı tutarak bu şekilde 32 metre yakınınızdaki katilin haresini gösteriyor size. Veya da başka eklentiler takarak takım arkadaşlarınızın yerini falan da görebiliyorsunuz. Anahtarın ikinci işlevi de şu: katil eğer sizden önce davranıp kapağı kapatırsa normal şartlarda kapağı tekrar açamıyorsunuz. Fakat elinizde pembe ya da mor anahtar varsa kapağın yanına gidip sol tıka basılı tutarak bu kapağı tekrardan açıp kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Sıradaki eşyamız alet çantası. İki çeşit alet çantası var. Birisi sabotaj hızını arttırıyor. Bir diğeri de tamir hızını arttırıyor. Alet çantalarını kullanarak jeneratörleri altta gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Normal hızından çok daha fazla oluyor yani. Aynı zamanda yine alet çantalarını kullanarak katilin size astığı bu kancaları sabotaj edebilirsiniz arkadaşlar. Yanına gidip sağ tıka basılı tutup bu şekilde gördüğünüz gibi kancayı bozabilirsiniz. Fakat bu kanca sınırsız olarak böyle kalmıyor. Belli bir süre geçtikten sonra bu kanca tekrar yerine geliyor. Sıradaki eşyamız medkit. Normal şartlarda özel bir perk kullanmıyorsanız kendi kendinizi iyileştiremiyorsunuz. Fakat elinizde medkit varsa sağ tıka basılı tutarak kendinizi iyileştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda medkit'i kullanarak diğer takım arkadaşlarınızı da daha hızlı bir şekilde iyileştirebiliyorsunuz. Sıradaki eşyamız el feneri. El fenerini kullanarak bu şekilde katilleri kör edebilirsiniz. Sizin için en işlevli fener kullanımı, paleti devirdikten sonra katil paleti kırarken bu şekilde onu kör etmeniz olacaktır. Aynı zamanda fenerinizi kullanarak katil bir kurbanı sırtına aldığı zaman doğru zamanlamayı tutturarak bu şekilde katili kör edip katilin sırtından o kurbanı kurtarabilirsiniz. Katilin sırtındaki bir kurbanı kurtarmanın tek yolu el feneri değil. Eğer katil paletin içerisindeyken bir kurbanı sırtına alırsa doğru zamanlamayı tutturarak o kurbanı katilin sırtından yine kurtarabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar doğru zamanlamayla kurbanı yine kurtarabilirsiniz. Doğru zamanlamadan kastım şu: katil kurbanı sırtına aldığı zaman o alış animasyonu biter bitmez paleti devirirseniz yine el fenerinde olduğu gibi kurbanı katilin sırtından kurtarabiliyorsunuz. Eğer paleti yanlış zamanlamayla devirirseniz, mesela katil aldı animasyon bitmeden devirdim, gördüğünüz gibi kurbanı kurtaramıyorsunuz arkadaşlar. Oradaki zamanlamaya dikkat edin. Ve son eşyamız da çatapat. Bu şu an oyunda bulunan bir şey değil. Fakat bazı etkinliklerde geliyor. O yüzden bunu da anlatacağım. Çatapatın işlevi de el feneriyle aynı. Fakat el fenerindeki gibi bir garantisi yok. Katilin yakınlarına bir yere sağ tıka basıp çatapatı bu şekilde atıyorsunuz ve böyle patlayarak katili kör ediyor. Aynı şekilde eğer doğru zamanlamayı tutturursanız çatapat kullanarak da katilin sırtından bir kurbanı kurtarabiliyorsunuz. Şimdi gelelim katillerin mantığına. Yine sol üstte bulunan karakterler butonuna basarak tüm katillerin olduğu ekranı açabilirsiniz. Katillerin kurbanlardan farkı şu: hepsinin hızı ya da özelliği aynı değil. İstediğiniz bir katili seçip buradaki biyografi kısmına basıp buradan katilin hızını ve dehşet alanının mesafesini görebilirsiniz. En yüksek katil hızı 4.6 bu arada. Bunun üstüne çıkabilen yok standart hız olarak. Mesela bu katilin hızı 4.4 gördüğünüz gibi. Dehşet alanı da 20. Dehşet alanı şu oluyor arkadaşlar: katilin kalp atış sesi. Siz maç içerisindeyken katilin kalp atış sesini duyuyorsunuz. İşte burada bahsettiğim menzilde bu. Yani bu karakterin kalp atış menzilini 20 metre uzaklıktan duyabiliyormuşsunuz. Kimisininkini 30 metreden duyuyorsunuz gibi gibi. Hızlarının farklı olmasının sebebi de şu: bu katil mesela bir şey fırlatabilen katil olduğu için bir de hızı fazla olsaydı çok güçlü olurdu. O yüzden hızından biraz kısıyorlar. Katillerde adak kısmında gördüğünüz gibi şu şekil mori mantığı var. Bu moriyi takarsanız iki kere astığınız bir kurbana üçüncü düşürüşünüzde yerdeyken öldürme animasyonu yapabiliyorsunuz. Bu özel bir animasyon. Menüde gösterdiğim mori adağını taktıysanız ve bir kurbanı iki kere kancaya astıysanız o kurbanı bir sonraki düşürüşünüzde yerde öldürebiliyorsunuz. Kurbanın yanına gidip şu şekil sol tıka basılı tutarak özel öldürme animasyonu çekebiliyorsunuz. Katillerin morisini öğrenmek için de istediğiniz katili seçip sağ üstteki şu kuru kafa butonuna basarak buradan katillerin morisini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu eklenti olayının mantığı katillerde de aynı arkadaşlar. Kurban kısmında anlatmıştım zaten. İki tane eklenti koyarak katilinizin özelliğini güçlendirebiliyorsunuz. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela bu katil tuzak kurabilen bir katil ve kurbanlar bu katilin tuzağını bozduğu zaman normal şartlarda yaralanmıyorlar. Ama şu gördüğünüz eklentiyi takarsanız canı full olan bir kurban sizin tuzağınızı bozarsa yaralı duruma geçmiş oluyor. Ya da bu gördüğünüz eklentiyi takarsanız tuzağınızı daha da karartmış oluyorsunuz. Ya
Yani görünümü zorlaşmış oluyor tuzağınızın. Bu şekilde eklentilerle tüm katillerin özelliklerini daha güçlü hale getirebilirsiniz. Katil oynarken sol tıka bas çek yaparsanız bu şekilde yakınınıza vurur. Ama sol tıka basılı tutarsanız bu şekilde daha uzağa vurabilirsiniz. O yüzden bir kurbana hasar vermek istediğiniz zaman sol tıka bas çek yapmayın. Bu şekilde basılı tutun ve daha uzak noktalara vurun. Bir kurban herhangi bir eylem yapıyorsa, yani bu jeneratör yapmak olabilir, totem kırmak olabilir. Kurbanın tam arkasına gidip sol tıka basılı tutarak bu şekilde direkt olarak o kurbanı sırtınıza alabiliyorsunuz. Bunu yapmanız için o kurbanın yaralı olmasına gerek yok. Kurban tamamen sağlıklı bir haldeyse bile o kurbanı jeneratörden ya da totemden az önce gösterdiğim şekilde alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir kurban pencereden yavaş bir şekilde atlarsa yine o kurbanı az önce gösterdiğim şekilde alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi pencereden atlarken yine sol tıka basılı tutarak o kurbanı sırtıma aldım. Kurban tarafındayken katillerin önünde kırmızı bir ışık olduğundan bahsetmiştim. Siz katilken göremiyorsunuz bu ışığı. Fakat kurbanlar görebiliyor. Bu kırmızı ışık sayesinde sizin nereden geldiğinizi anlayabiliyorlar. O yüzden bu kırmızı ışığınızı fake amaçlı kullanabilirsiniz. Özellikle şu şekil kurbanların sizi fiziksel olarak göremediği spotlarda buradan gidiyor gibi yapıp ışığınızı bu tarafa verip ardından geri geri bu şekilde gelip kurbanlara bu şekilde fake'ler atabilirsiniz. Geri geri gelmenizin sebebi şu, ışık ön tarafta olduğu için bu şekilde geri geri geldiğiniz zaman buraya ışık vermemiş oluyorsunuz. Yani kurban burada ışık görmediği için sizin bu taraftan geldiğinizi anlamıyor. O yüzden spotlardayken bu şekilde ilerliyor gibi yapıp şu şekilde geri geri gitme, şu şekil geri geri gitme mind game'leri yapabilirsiniz. Bu çok önemli. Eğer bir kurbanı dümdüz kovalarsanız sürekli sizin kırmızı ışığınızı arkasında göreceği için nereden geldiğinizi basit bir şekilde anlar ve onu düşürmeniz zor olur. O yüzden az önce gösterdiğim şekilde bu şekil mind game'ler yapmanız lazım sürekli. Kovalamaca mantığının çoğunu kurban tarafından anlattım zaten. Fakat katil tarafında da birkaç şey göstereceğim. Öncelikle katillerin amacı şu gördüğünüz jeneratörleri korumak. Kurbanlar bu şekilde jeneratörleri göremiyor fakat katiller görebiliyor. Jeneratörlerin yerlerini görüp bu şekilde sırayla jeneratörleri dolaşıp onların yapımını engellemeniz gerekiyor. Birinci göreviniz bu. İkinci göreviniz de tabii ki kurbanları öldürmek. Yüksek olan bir jeneratörün yanına gidip bu şekilde jeneratöre tekme atıp jeneratörü geriletmeye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda şu şekil yerde gördüğünüz kırmızı izleri takip ederek gördüğünüz gibi kurbanların nereye gittiğini bulabilirsiniz. Bir kurban palet devirdiği zaman space tuşuna basarak bu paleti bu şekilde yok ediyorsunuz. Ve tüm katillerin sol tıkları aynı arkadaşlar. Yani şu sol tıka basıp şu şekilde hasar verme mantığı tüm katillerde aynı. Değişen şey katilin özel gücü ve sağ tık yeteneği. Bir kurbanı sırtınıza aldıktan sonra şu kırmızı yanan kancalardan birisine götürüp space tuşuna basarak kurbanı o kancaya asıyorsunuz. Yere düşürdüğünüz bir kurbanı space tuşuna basarak bu şekilde sırtınıza alıyorsunuz. Eğer bu kurbanı tekrardan yere bırakmak isterseniz Rize'nin R'sine basarak bu şekilde yere atabiliyorsunuz. Fakat siz bu kurbanı yere attığınız zaman Wiggle barında ilerleme olmuş oluyor. Yani bu yere atmanız sizin çok bir avantajınıza değil. Bu kurbanı tekrar aldığınız zaman Wiggle barı ilerlediği için bu şekilde siz kancaya ulaşamadan sırtınızdan kurtulabiliyor. Pencerelerin yanına gidip space tuşuna basarak bu şekilde pencerelerden geçebiliyorsunuz siz de. Katillerle ilgili bilmeniz gereken bir diğer olay da şu gördüğünüz kırılabilir duvarlar. Bu duvarlar size kestirme yollar açıyor. Mesela bu okulun içerisine girmek istiyorsunuz. Fakat duvarı kırmadınız. Ta bu uç noktadan dolanıp bu kapıdan girmeniz gerekiyor. Bu da size epey bir zaman kaybettiriyor. Fakat bu kırılabilir duvarı kırarsanız direkt gördüğünüz bu kısımdan aşağıya inip hızlı bir şekilde jeneratöre ulaşabiliyorsunuz. Katil oynarken şu şekil gördüğünüz gibi çok güçlü spotlar var. Bu paletler devrildiği zaman bu paleti kırmadan kurbanı yakalayamazsınız. Gördüğünüz gibi bu paleti kırmadığınız sürece ya buradan ya da buradan dolanmanız gerekiyor. Bu gördüğünüz spot çok büyük olduğu için bu kurbanı yakalama şansınız çok düşük. Mesela yandan dolandım, pencereden girdim. Bu sefer paletin diğer tarafına geçti kurban. Ya da diğer taraftan dolandım, buradan geldim. Bu sefer de yine paletin diğer tarafına geçti. Bu tarz çok güçlü spotlarda paletleri kırmadan kurbanları yakalamanız neredeyse imkansız. O yüzden bu tarz paletler devrildiği zaman asla inat etmeyin. Direkt olarak bu paleti kırın. Fakat bu tarz orta uzunlukta ya da küçük uzunlukta bir palet devrildiyse bu paleti kırmanız sizin avantajınız olmaz. Çünkü bu paleti kırdığınız zaman kurban başka bir spota kaçar ve size zaman kaybettirir. Bu palette yapmanız gereken şey paletin yan taraflarından dolanarak kurbanı yakalamak. Az önce gösterdiğim güçlü paletleri direkt kırıyorsunuz. Bu tarz orta paletlerde de paleti kırmak yerine yan taraftan dolanarak kurbanları yakalayabiliyorsunuz. Sıradaki olayımız Bloodlust, yani kan hırsı mantığı. Eğer bir kurbanı uzun süre kovalarsanız katilin hızı belli miktarda artıyor. Mesela bu kurbanı kovalıyorum. Sağ tarafa birazdan kan hırsı gelecek.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar kan hırsı geldi ve hızım biraz arttı. Bu kurbanı kovalamaya devam ettikçe kan hırsı 2, kan hırsı 3 diye seviye atlıyorsunuz ve daha da hızlanıyorsunuz. Sağda görüyorsunuz. Eğer kurbanın devirdiği herhangi bir paleti kırarsanız bu kan hırsı sıfırlanıyor arkadaşlar. Ya da sol tıka basarak bu şekilde bir atılım yaparsanız, kurbana hasar verip vermemeniz önemli değil, bu topladığınız kan hırsları yine sıfırlanıyor. Tekrardan bir kurbanı kovaladığınız zaman bu kan hırsını tekrardan kazanabiliyorsunuz. Gençler, şimdi hızlı hızlı oyundaki bütün katillerin özelliklerini anlatacağım. İlk katilimiz Trapper. İstediğiniz bir yere gidip sağ tıka basılı tutarak bu şekilde yere tuzak bırakıyorsunuz. Kurbanlar tuzağınızı fark ederse tuzağınızın yanına gidip sol tıka basılı tutarak bu şekilde tuzağınızı bozabiliyorlar. Aynı tuzağın yanına tekrardan gidip sağ tıka basılı tutarak tuzağı tekrar kurabiliyorsunuz. Ya da diyelim ki tuzağınızı yanlış attınız, tuzağınızın yanına gidip space tuşuna basarak bu şekilde tuzağınızı alabiliyorsunuz oradan. Kurbanlar eğer tuzağınıza basarsa bu şekilde yakalanmış oluyorlar ve sol tıka basılı tutarak tuzağınızdan kurtulmaya çalışıyorlar. Başarılı olana kadar deniyorlar ve başarılı oldukları zaman bu şekilde yaralı bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Bir kurban tuzağınıza bastığı zaman bu şekilde uzaktaysanız eğer bildirim alıyorsunuz ve kurbanın yanına gidip space tuşuna basarak o kurbanı direkt olarak sırtınıza alabiliyorsunuz. Fakat dikkat edin, tuzaklarınızı bu şekilde kendiniz de basabiliyorsunuz. Tuzaklarınız genel olarak şu şekilde, görünmesi daha zor olan yerlere atmanızı öneririm. Gördüğünüz gibi görünmesi daha zor bir spot. Sıradaki katilimiz Raid. Bu katil görünmez formda olan bir katil. Böyle jel gibi bir formda yani. Kurbanlar uzaktan ayırt edemiyor gelip gelmediğini. Bu görünmez modda olduğunuz süre boyunca kalp atış menziliniz ve kırmızı ışığınız olmuyor. Yani kurbanlar onun yanınıza yaklaştığınızı anlamıyor. Sağ tıka basılı tutarak pelerinden çıktığınız zaman şu şekilde öne doğru bir hız boostu kazanıyorsunuz. Bu kazandığınız hız boostu sayesinde ileriye de bu şekil daha güçlü bir atılım yapabiliyorsunuz. Bu katili oynarken genellikle görünmez modda dolaşıp jeneratörleri devreye edin. Sıradaki katilimiz Hillbilly. Bu karakterin testeresini kullanarak bu şekilde haritayı hızlı hızlı dolanabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde uzun bir yol kat ettim. Testeresinin kurbanlar üzerindeki etkisi şu: eğer testerinizi bir kurbana tutturursanız o kurbana tek atıyorsunuz. Sıradaki katilimiz Nurse. Sağ tıka basılı tutarak bu şekilde her şeyin içinden geçebileceğiniz bir ışınlanma özelliği var. Bu ışınlanma özelliğinizi arka arkaya iki kere atabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Birinciyi attım. Şöyle ikinciyi de atıp ardından bir bekleme süresine giriyor ve solda özelliğinizin dolmasını beklemeniz gerekiyor. Bu katil nesnelerin içerisinden geçebildiği için palet devirdiğiniz zaman herhangi bir işe yaramıyor. Sonuçta içinden geçiyor. Ya da gördüğünüz gibi şu şekil atlama noktalarının da içerisinden geçtiği için pencereler de çok bir işe yaramıyor bu katile karşı. İyi oynayabilen kişinin elinde oyunun en güçlü katili. Oyuncuların %90'ı falan bu şekilde düşünüyor. Sıradaki katilimiz Huntress. Sağ tıka basılı tutarak baltanızı kaldırıp sağ tıkı bıraktığınız zaman bu şekilde fırlatıyor. Baltanızı bir kurbana tutturursanız direkt olarak hasar veriyorsunuz o kurbana. Toplamda 7 baltanız var ve baltalarınız biterse ya da azalırsa haritadaki herhangi bir dolaba gidip o dolabı açıp bu şekilde baltalarınızı yenileyebilirsiniz. Diyelim ki baltayı kaldırdınız bu şekilde ama atmak istemiyorsunuz. Sol tıka basarak tekrar baltayı yerine koyabilirsiniz. Paletlerin ya da nesnelerin üzerinden baltanız geçtiği için yine bir kurban palet devirdiyse bu şekil paletin üstünden kurbana hasar verebilirsiniz. Aynı şekilde bu şekil pencerelerden de geçirebilirsiniz baltanızı. Sıradaki karakterimiz Michael Myers. Sağ tıka basılı tutarak bu şekilde stalk moduna geçiyorsunuz. Bu moddayken hızınız normale göre daha yavaş. Sol altta seviye 1 olduğumu görüyorsunuz. Seviye 1'deyken kalp atış sesiniz ve kırmızı ışığınız yok. Yani kurbanlar sizin gelip gelmediğinizi anlamıyor. Bir kurbanı gördüğünüz zaman sağ tıka basılı tutarak bu şekilde o kurbanı stalkluyorsunuz. Soldaki barı doldurduğunuz zaman seviye 2'ye geçiyorsunuz. Seviye 2'deyken kalp atış sesiniz ve kırmızı ışığınız geliyor. Yani kurbanlar sizi fark etmeye başlıyor artık. Seviye 1'deyken hareket hızınız da düşük bu arada normale göre. Seviye atladıkça hareket hızınız da artıyor. Kurbanları stalklamaya devam edip seviye 3'e geçerseniz tek atma moduna geçiyorsunuz. Ve belli bir süre boyunca bütün kurbanlara tek atabiliyorsunuz. Solda gördüğünüz gibi bir bar doluyor. Bu bar sıfırlanana kadar önünüze çıkan bütün kurbanlara tek atabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu seviye 3'teyken pencerelerden de daha hızlı atlıyorsunuz gördüğünüz gibi. Sıradaki karakterimiz Hag. Bu karakter ile yerlere bu şekilde tuzaklar çiziyorsunuz. Toplamda 10 tane tuzağınız var. Tuzaklarınızı uzaktan bu şekilde kırmızı hareyle görüyorsunuz. Bir kurban tuzağınızın belli metre yakınına yaklaşırsa o tuzağı tetikliyor. Tuzak tetiklendiği zaman CTRL tuşuna basıp
O tuzağın yanına ışınlanabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Attığınız tuzağın çok uzağındaysanız bir kurban o tuzağı tetiklese bile gördüğünüz gibi ışınlanamıyorsunuz. Işınlanma seçeneği çıkmıyor. O tuzağın belli bir metre yakınında olmanız gerekiyor ışınlanabilmeniz için. Eğer bir kurban eğilerek tuzağınızın yakınına gelirse tuzağınızı tetiklemiyor arkadaşlar. Tuzağınızı tetiklemesi için ayakta olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yakınında ne kadar dolanırsa dolansın eğilir halde olduğu zaman tetiklemiyor. Eğilerek tuzağınızın yanına gidip sol tıka basılı tutarak tuzağınızı bu şekilde silip devre dışı bırakabiliyorlar arkadaşlar. Sıradaki karakterimiz Doktor. İlk olarak CTRL özelliğinden başlayalım. CTRL tuşuna basılı tutarak belirli bir çembere etki eden bir şok dalgası yayıyoruz. Bu şok dalgasına herhangi bir kurban yakalanırsa yerini görüyoruz. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi orada bir kurban olduğunu anlamış olduk. Ve bu şok dalgasını kurban yerse delilik seviyesi artmış oluyor. Onu da birazdan anlatacağım. Sağ tıka basılı tutarak ise daha küçük bir alana şok dalgası yaymış oluyorsunuz. Ve bunu sürekli arka arkaya kullanabiliyorsunuz. Eğer bu sağ tık attığınız şok dalgası bir kurbana değerse o kurban yakınındaki eşyayla etkileşime giremiyor. Yani bu paleti şok dalgası yediği zaman deviremiyor. Ya da pencerenin yanındaki bir kurbana şok verirseniz gördüğünüz gibi o pencereden atlayamıyor. Kurbanlara sağ tık ile bu şekilde şoklar vererek kurbanların delilik seviyesini arttırmış oluyorsunuz. Delilik seviyesi artan kurbanlar sizin halüsinasyonlarınızla karşılaşıyor. Gördüğünüz gibi şu şekil. Orada fake bir illüzyonum çıktı. Delilik seviyesi 3'e çıkan kurbanlar jeneratörle etkileşime giremiyor. Yani jeneratör yapamıyorlar. Aynı zamanda da ara ara çığlık atıp yerlerini size belli ediyorlar. Bu şekilde çığlıklar atıyorlar. Delilik seviyesi 3 olan kurbanlar elindeki eşyayı da kullanamıyor. Yani size fener falan tutamıyor. Bu seviyeden kurtulması için sabit bir şekilde durup sol tıka basılı tutup alttaki barı doldurması gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi sıçar bir pozisyona geçiyor ve alttaki barı doldurarak bu delilik seviyesinden kurtulmuş oluyor. Sıradaki katilimiz Leatherface. Sağ tıka basılı tutup şu şekilde bir tester özelliğiniz var. Testerinizi kullanırken solda bir bar ilerliyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Kırmızı bir bar azalıyor. Bu bar tam bitmek üzereyken tekrardan sağ tıka basarsanız testerinizin kullanımını uzatmış oluyorsunuz. Böyle böyle 3 yükü de kullanarak daha uzak mesafelere gidebiliyorsunuz. Bar tam azalırken bir daha bastım. Tam azalırken bir daha bastım. Ve bu şekilde testerimi daha uzun kullanmış oldum. Testerinizi kullanarak bir kurbanı düşürürseniz direkt tek atıyorsunuz. Yani yaralama moduna falan geçmiyor. O kurbanı direkt düşürüyorsunuz. Fakat testerinizi kullanırken herhangi bir nesneye çarparsanız bu şekilde stun yiyorsunuz. Aynı zamanda testerinizi kullanarak paletleri ya da bu şekil kırılabilir duvarları kırabilirsiniz. Sıradaki karakterimiz Freddy Krueger. Bu karakterin özelliklerinin işe yaraması için kurbanların rüyada olması lazım. Belirli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak rüyaya geçiyor zaten kurbanlar. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ya da bir kurbana hasar verirseniz otomatik olarak onu rüyaya sokmuş oluyorsunuz. Freddy'nin ilk özelliği sağ tıka basılı tutarak şu şekil kan havuzları bırakabiliyorsunuz. Kurbanlar rüyadayken bu kan havuzlarının içerisinden geçerse ciddi bir şekilde hızları yavaşlıyor. Bir kurban havuzunuza bastığı zaman havuzunuz kayboluyor ve tekrardan stoklarınıza ekleniyor. Toplamda 5 tane havuzunuz var. Eklenti kullanarak Freddy'nin diğer özelliğine geçebilirsiniz. Diğer özelliği de şu. Herhangi bir spota gidip sağ tıka basarak bu şekilde sahte bir palet yerleştiriyorsunuz. Bu sahte paletin diğer paletlerden hiçbir farkı yok. Yani kurbanlar sahte olup olmadığını anlayamıyor. Kurbanlar bu paleti devirdiği zaman palet otomatik olarak kırılıyor ve kurbanların yerini 6 saniye boyunca bu şekilde görüyorsunuz. Bu palet size herhangi bir sersemletme yaratmıyor. Gördüğünüz gibi direkt kırılıp gidiyor. Toplamda 7 tane sahte palet üretebiliyorsunuz. Kurbanlar bu paletleri kullandıkça stoklarınız yenileniyor. Yani tekrardan paletleri sahte bir şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Kurbanların rüyanızdan kurtulmak için 2 seçeneği var. Birincisi birbirlerini uyandırmak. Yanlarına gidip sol tıka basılı tutup birbirlerini uyandırabiliyorlar. İkincisi de şu gördüğünüz çalar saatler. Çalar saatlerin yanına gidip sol tıka basılı tutarak rüyanızdan bu şekilde kurtulabiliyorlar arkadaşlar. Freddy'nin son özelliği de jeneratörleri dolaşmakla ilgili. İstediğiniz bir jeneratöre eğiminizi getirip CTRL tuşuna basıp bu şekilde çok uzaktaki bir jeneratöre bile ışınlanabiliyorsunuz. Bir jeneratöre ışınlanırken bu şekilde jeneratörün yanında silüetiniz beliriyor. Yani kurbanlar geldiğinizi anlıyor. Ona göre kurbanlara fake falan da verebilirsiniz jeneratörden kaçırmak için. Sıradaki karakterimiz The Pig. CTRL tuşuna basarak eğildiğiniz zaman normale göre biraz daha yavaş oluyorsunuz. Fakat tespit edilemez efektine geçiyorsunuz. Yani kalp atışınız olmuyor. Kırmızı ışığınız olmuyor. Kurbanlar sizin nereden geldiğinizi anlamıyor. Eğilir haldeyken sol tıka basılı tuttuğunuz zaman
öne doğru bir atılım gerçekleştiriyorsunuz ve bir kurbanı tutturursanız ona hasar veriyorsunuz. Gördüğünüz gibi toplamda 4 tane tuzağınız var. Yere düşürdüğünüz bir kurbanın yanına gidip sağ tıka basıp bu şekilde kafasına tuzak ekliyorsunuz. Siz bu tuzağı ekledikten sonra direkt olarak bu tuzak çalışmıyor. Bu tuzağın çalışması için kurbanların herhangi bir jeneratörü bitirmesi gerekiyor. Haritadaki herhangi bir jeneratör bittiği zaman solda gördüğünüz gibi kurbanın kafasındaki tuzak çalışmaya başladı. Eğer siz bu kurban ile bir kovalamaca içerisindeyseniz kurbanın tuzak barı ilerlemiyor. Kafasında tuzak olan kurban tuzak aktifse de değilse de hatch'ten kaçabiliyor arkadaşlar. Ölmüyor yani. Fakat kafasında aktif tuzak olan bir kurban kapıdan kaçmaya çalıştığı zaman kaçamıyor arkadaşlar. Normal şartlarda eğer tuzağını çıkaramazsa ve soldaki süresi dolarsa bu kurban direkt olarak ölüyor. Süresi olmasına rağmen tuzağı aktifken kapıdan kaçmaya çalışırsa yine ölüyor, kaçamıyor. Gördüğünüz gibi kapıdan kaçmaya çalışıyor. Fakat öldü. Tuzağı aktif olduğu için kapıdan hiçbir şekilde kaçamıyor arkadaşlar. Bu tuzağını çıkarması lazım. Tuzak çıkarma mantığını da anlatacağım hemen. Kafanızda tuzak varken haritada şu şekil gördüğünüz beyaz noktalara giderek tuzağınızı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunların yanına gidip sol tıka basılı tutuyorsunuz. Ve jen yapar gibi skill check tutturmanız gerekiyor. Tabii ki %100 ihtimal değil. Gördüğünüz gibi burada başarılı olamadım. Diğer 4 tanesine de gitmem gerekiyor. Toplamda 5 tane var. Fakat 4. denemenizde kesin olarak çıkartabiliyorsunuz kafanızdaki tuzağı. Gördüğünüz gibi 2. denememde çıkardım. Şu an oyundaki tüm jeneratörler bitti ve kafamda tuzak yok gördüğünüz gibi. Ve katil kafama tuzak takıyor. Tüm jeneratörler bittiği için bu tuzağın aktifleşme ihtimali yok. Yani tuzağım şu an deaktif durumda. Bu sayede tuzağım aktif olmadığı için kafamda tuzak olmasına rağmen gördüğünüz gibi çıkış kapısından kaçabiliyorum. Tuzağınızın aktifleşmesi için tek şart katil kafanıza tuzak taktıktan sonra herhangi bir jeneratörün bitmesi. Sıradaki karakterimiz Clown. Bu karakterin 6 tane zehirli gazı var. Bu gazı herhangi bir kurbanı tutturursanız kurbanların hızı yavaşlıyor ve görüşleri bulanıklaşıyor. Yani oyunu bulanık bir şekilde görüyorlar. Şişeleriniz azaldıktan sonra CTRL tuşuna basılı tutarak bu şekilde şişelerinizi yenileyebiliyorsunuz. CTRL tuşuna bir kere basarak solda gördüğünüz gibi şişenizin modunu değiştirebiliyorsunuz. Sarı olan şişe moduna geçerseniz bunu fırlattığınız zaman önce gri bir bulut geliyor. Sarı olduğu zaman içerisine girerek gördüğünüz gibi hareket hızınızı arttırabiliyorsunuz. Aynı şekilde kurbanlar da o sarı gaz bulutunun içerisine girerek hareket hızlarını arttırabiliyorlar. Tekrar CTRL'ye basıp mor şişe formuna geçerek az önce gösterdiğim gibi kurbanları yavaşlatan ve görüşlerini bulanıklaştıran gazdan atabilirsiniz. Sıradaki karakterimiz Spirit. Sağ tıka basılı tutarak şu şekilde kendi klonunuzu bıraktığınız bir moda giriyorsunuz ve haritayı istediğiniz gibi dolanabiliyorsunuz. Siz bu sağ tık modundayken kurbanlar sizin yerinizi görmüyor. Sadece böyle fısıltı şeklinde bir ses duyuyorlar nereden geldiğinize dair. Aynı şekilde siz de bu moddayken kurbanları göremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu moda geçtim ve kurban kayboldu. Sadece kurbanların izlerini bu şekilde takip ediyorsunuz ve seslerini kasıyorsunuz. Yani siz bu moddayken kurbanlar sizi göremiyor, siz de kurbanları göremiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey şu gördüğünüz izleri ve sesleri takip etmek. Sıradaki katilimiz Legion. Sağ tıka basılı tutarak normalden çok daha hızlı gittiğiniz bir moda geçiyorsunuz. Özelliğinizdeyken bir kurbana vurursanız diğer kurbanların yerinde bu şekilde katil içgüdüsü olarak görüyorsunuz. Ve diğer kurbanlara da hasar verebiliyorsunuz. Kısa süre içerisinde birden fazla kurbanı yaralayabiliyorsunuz. Özelliğinizdeyken bir paletin üstünden bu şekil atlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine özelliğinizdeyken pencerelerden de bu şekil hızlı bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Yaralı olan bir kurbana özelliğinizle vurursanız o kurbanı yere düşüremiyorsunuz. O kurbanı derin yara efektine sokmuş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi aynı şekil bu yaralı kurbanı da vurdum ve düşüremedim. Derin yara efektine giren kurbanlar şu gördüğünüz şekilde kendilerini dikmek zorundalar. Böylece zaman kaybediyorlar. Eğer bu derin yara efektini dikmez ise kurbanlar barları sıfırlanıyor ve bu gördüğünüz şekilde direkt olarak yere düşüyorlar. Özelliğinizi kullanırken eğer palet stun yerseniz özelliğiniz bitiyor arkadaşlar. Sıradaki katilimiz Plague. Bu katil sağ tıka basılı tutarak şu şekilde kusmuk yayıyor. Bu kusmukları şu şekilde paletlere bulaştırabiliyorsunuz. Ya da aynı şekilde jeneratörlere bulaştırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi jeneratörü virüslemiş olduk. Bu virüslediğiniz palet ya da jeneratörle etkileşime giren kurbanlar virüslenmiş oluyor. Ya da direkt olarak bir kurbanın üstüne gidip bu şekilde kusabiliyorsunuz. Bu kurbana virüs bulaştırdıktan sonra solda kurbanın virüs barı yavaş yavaş doluyor. Ve virüs barı tamamen dolduğu zaman
O kurban yaralanıyor ve sakat durum etkisi altına giriyor. Sakat durum etkisi altında olan bir kurban hem kendini iyileştiremiyor hem de başkaları tarafından iyileştirilemiyor. Hiçbir şekilde iyileşemiyor yani. Bu kurbanın iyileşmesinin tek yolu şu gördüğünüz temiz çeşmelerden yüzünü yıkayarak kurban sağlıklı konuma geçebiliyor. Allah kabul etsin. Evet, gördüğünüz gibi kurban heal'lanmış oldu. Fakat fark ettiyseniz bu su temizden kirliye döndü. Bunun olayı da şu: bu kirli suyun yanına gidip space'e basarak belli süreliğine kusmuğunuzu kanlı hale getiriyorsunuz. Kanlı kusmuk demek, gördüğünüz gibi kurbanlara direkt olarak hasar veriyorsunuz demek. Yaralı olan bir kurbana da kusarsanız bu şekilde onu yere düşürüyorsunuz. Kanlı kusmuk özelliğindeyken palet stun yerseniz özelliğiniz bitiyor arkadaşlar. Ve yaralı olan bir kurbana normal kusmuğunuzu tutturursanız o kurbanı kanlı kusmukta olduğu gibi yere düşüremiyorsunuz. Sadece virüslemiş oluyorsunuz. O saatten sonra normal soltuk ile düşürmeniz lazım o kurbanı. Ve dediğim gibi bir jeneratöre kusmuk bulaştırdığınız zaman bir kurban o jeneratöre oturursa solda gördüğünüz gibi o da virüslendi. Sıradaki katilimiz Ghostface. Bu karakteri diğer karakterlerden ayıran en önemli özellik CTRL tuşuna basarak bu şekilde eğilebiliyorsunuz. Sağ tıka bir kere basarak şu şekilde gizlilik moduna giriyorsunuz. Bu moddayken kalp atış sesiniz ve kırmızı ışığınız yok. Kurbanlar sizin gelip gelmediğinizi anlamıyor. Duvar kenarlarından şu şekilde sağ tıka basarak stalk moduna girebiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan da göstereyim gördüğünüz gibi. Kafasını uzatarak kurbanları stalkluyor. Bir kurbanı bu şekilde stalklayıp solda barını fırlediğiniz zaman o kurbanı 60 saniye boyunca tek atabiliyorsunuz. Siz gizlilik modundayken kurbanlar sizin suratınıza bakarak sizi bu şekilde ortaya çıkarabiliyorlar. Yani özelliğinizi devre dışı bırakmış oluyorlar. Sizi ortaya çıkaran kurbanı kırmızı katil içgüdüsü şeklinde görebiliyorsunuz. Aynı anda birden fazla kurbanı bu şekilde tek yeme moduna sokabiliyorsunuz. Sıradaki katilimiz Demogorgon. İlk olarak istediğiniz bir yere gidip CTRL tuşuna basarak bu şekilde bir portal koyuyorsunuz. Bir tane portal koyduğunuz zaman herhangi bir işlevi olmuyor. En az iki portal atmanız lazım. Başka bir noktaya da gidip oraya da portal atıyorsunuz. Ve bu attığınız portalın yanına gidip istediğiniz bir portalı seçip CTRL tuşuna basarak o seçtiğiniz portala ışınlanmış oluyorsunuz. Toplamda 6 portal atma hakkınız var. Hangi portala gitmek istediğinizi bu şekilde mouse'unuzu o portala çevirerek seçebiliyorsunuz. Kurbanlar sizin portallarınızın yanına giderek sol tıka basılı tutup bu portallarınızı yok edebiliyorlar. Bu şekilde. Eğer bir portalı kullanmadıysanız, yani bu portala ışınlanmadıysanız, o portal kurbanlar tarafından görülemiyor. Sadece kullandığınız portallar görünebilir hale geliyor. Aynı zamanda siz bu portallarınızdan ışınlandıktan sonra diğer portaldan çıkınca belli süreliğine tespit edilemez durum efekti kazanıyorsunuz. Yani kurbanlar onlara gittiğinizi anlamıyor. Kalp atış sesiniz falan olmuyor. Ve Demogorgon'un ikinci özelliği de sağ tıka basılı tutarak ardından sol tıka basıp bu şekilde öne atılım sağlayabiliyorsunuz. Bunu bir kurbana tutturduğunuz zaman o kurbana hasar veriyorsunuz. Ya da kurban bir palet devirdiyse bu şekilde paleti de kırabiliyorsunuz. Kurbanlar pencereden atlamaya çalışırken özelliğinizi kullanarak bu şekilde onları avlayabilirsiniz. Sıradaki katilimiz Oni. Bu katille ilk amacınız kurbanları olabildiğince yaralamak. Ne kadar fazla kurban yaralarsanız sizin için o kadar iyi. Çünkü kurbanı yaraladığınız zaman kurbanlar arkalarında bu şekil kan küreleri bırakıyorlar. Bu kan kürelerinin yanına gidip sağ tıka basılı tutarak bunları emiyorsunuz ve solda gördüğünüz gibi özelliğiniz doluyor. Kurbanlar yaralı kaldıkça belirli süre aralıklarıyla bu kan kürelerini vermeye devam ediyorlar. O yüzden Oni'ye karşı oynuyorsanız olabildiğince iyileşmeye çalışın. Yaralı olarak takılmayın. Özelliğinizi fullediğiniz zaman CTRL tuşuna basarak kurbanlara tek atabileceğiniz bir moda geçiyorsunuz. Bu moddayken sol tıka basılı tutarsanız bu şekilde öne güçlü bir atılım yapıyor ve yine tek atabiliyorsunuz kurbanlara. Fakat sol tıka az bir şey basarsanız bu şekilde bu kurbanlara tek atmıyor. Yine bu moddayken sağ tıka basılı tutarak bu şekilde haritayı dolanabileceğiniz özelliğinize geçmiş oluyorsunuz. Yine sağ tıka basılı tutup bu şekilde kurbanların üzerine gidip
sol tıka basarsanız o kurban yaralı da olsa, sağlıklı da olsa direkt olarak o kurbanı düşürmüş oluyorsunuz. Özelliğinizin süresi bittiği zaman yine sağ tık ile kan toplayıp özellik barınızı doldurup tekrar özelliğinize geçebiliyorsunuz. Sıradaki katilimiz Dead Slinger. Sağ tıka basılı tutarak şu şekilde eğim alabileceğiniz bir silahınız var. Bu şekilde eğim alıp sol tıka basarak kurbanlara ateş ediyorsunuz. Bir merminiz var. Bunu attıktan sonra CTRL tuşuna basılı tutarak merminizi yenilemeniz gerekiyor. Bir kurbana özelliğinizi tutturursanız kurbanı bu şekilde kendinize çekiyorsunuz ve sol tıka basarak o kurbana hasar veriyorsunuz. O kurbanı hem yaralamış oluyorsunuz hem de derin yara efektine sokmuş oluyorsunuz. Derin yara efektinden kurtulmak için bu şekilde olduğu yerde sabit durup sol tıka basılı tutarak kendisini dikmesi gerekiyor. Eğer onu yapmazsa belli bir süre sonra yere düşüyor. Yani bunu yapmak zorunda. Böylece kurbanlara zaman kaybettirmiş oluyorsunuz. Diyelim ki bir kurbanı paletin arkasından vurdunuz ve önünüzde nesne olduğu için kendinize çekemiyorsunuz. Bu tarz durumlarda alttaki barı fullediğiniz zaman bu kurbana yine hasar vermiş sayılıyorsunuz. Yani bu kurban sağlıklı bir durumdaysa yine yaralanmış ve derin yara efektine geçmiş oluyor. Eğer yaralıyken bunu yaptıysanız da yere düşmüyor fakat derin yara efektine sokmuş oluyorsunuz. Yaralı olan bir kurbanı kendinize çektiğiniz zaman da bu şekilde vurarak yere düşürebiliyorsunuz. Pencerelerin içlerinden kurbanları vurup onları pencerenin yakınına çekip ardından bu şekilde hasar verebilirsiniz. Diğer katilimiz Piramit Kafa. Bu karakter sağ tıka basılı tutarak yere bu şekilde dikenli tellerden oluşan bir yol çiziyor. Bu tellerin olayını birazdan anlatacağım. Katilin hasar verme özelliği şu şekilde işliyor. Sağ tıka basılı tuttuğunuz zaman istediğiniz yöne çeviriyorsunuz ve sol tıka basarak bu şekilde paletlerin, nesnelerin içerisinden geçen hasar yolluyorsunuz. Bu şekil büyük duvarların içerisinden de geçiyor bu attığınız şey. Kurbanlar bu attığınız tellere basarsa dezavantajlı duruma geçiyorlar. Bunu anlatacağım. Fakat bu tellere basmamak için eğilerek gezebilirsiniz. Yani bu tellerin içinden eğilerek geçtiğiniz zaman tellere basmıyorsunuz. Eğilirken bu tellerin içinden geçtiği zaman o tellere basmış sayılmıyor. Ayaktayken tellerin içerisinden geçerse bu şekil basmış oluyor. Katil içgüdüsü şeklinde kurbanın yerini görüyorsunuz. İkinci olarak da o kurbana şöyle bir şey oluyor. O kurbanı düşürdüğünüz zaman sırtınıza alıp kancaya asmak yerine o kurbanın yanına gidip CTRL tuşuna basılı tutarak o kurbanı bu şekilde kafese gönderiyorsunuz. Kanca mantığıyla aynı mantık sayılır fakat o kurbanı alıp asmakla falan uğraşmıyorsunuz. Bu kafese gönderdiğiniz kurbanı diğer kurbanlar kurtardığı zaman bastığı dikenli tellerden kurtulmuş oluyor bu kurban. Veya kafeste olan başka bir kurbanı aldığınız zaman bu dikenli tellerden yine kurtulmuş oluyorsunuz. Bir kurbanı iki kere kancaya astıysanız üçüncü düşürüşünüzde o kurban eğer dikenli tel modundaysa, tele bastıysa CTRL tuşuna basarak o kurbanı direkt olarak öldürebiliyorsunuz. Bu şekilde hızlı bir şekilde o kurbanı öldürüp maça devam ediyorsunuz. Bu kafese gönderdiğiniz kurbanlar kafesten alındıktan sonra kanca sonrası perkleri işe yaramıyor. Yani mesela bazı perkler var, siz kancadan alındıktan sonra size ekstra hasar hakkı veriyor belli saniyeliğine. Ancak bir kurban tele bastıysa ve siz onu kafese gönderdiyseniz o kurban kafesten alındıktan sonra bu saydığım ekstra hasar almanızı sağlayan perkler falan işe yaramıyor. Kafesin bir diğer avantajı da bu. Sıradaki katilimiz Blight. Bu katilin 5 tane şırıngası var. Bu şırıngaları kullanarak nesnelere çarpıp ilerilere gidebiliyorsunuz. Yani şu şekil. Bu şekilde gördüğünüz gibi nesnelere çarparak ilerleyebiliyorsunuz. Eğer bir nesneye çarpmazsanız özelliğinizi arka arkaya kullanamıyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi herhangi bir şeye çarpmadım. Ve özelliğim bitti. Özelliğimi kullanabilmek için bir şeylere çarpmam lazım. Bir yere çarptıktan sonra bir kere daha özelliğinizi kullanmazsanız yine bitiyor. Yani şu şekil. Gördüğünüz gibi özelliğinizi kullanırken bir kurbanın yanına gidip sol tıka basarsanız bu şekilde o kurbana hasar veriyorsunuz. Aynı zamanda özelliğinizi kullanarak bir palete vurursanız bu şekilde paleti direkt olarak kırabiliyorsunuz. Bu karakteri hem kurbanları düşürmek için hem de jeneratörleri hızlı bir şekilde dolanmak için kullanabilirsiniz. Sıradaki katilimiz Twins. Bu katil yardımcısı olan bir katil. Kendi normal olayınız şu. Yani sol tıka basarak her katilde olduğu gibi kurbanlara hasar verebiliyorsunuz. Sağ tıka basılı tutarak ise şu şekilde boyu çok küçük olan bir bebek bırakıyorsunuz. Bu karakterin kalp atış sesi falan yok. Sadece böyle ırk 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 diye ses çıkarıyor duyduğunuz gibi. Yani kurbanlar sadece bu sesi duyarak geldiğini anlayabilir. Sağ tıka basılı tutarak istediğiniz bir yere hedef alıp ardından sol tıka basıp
Bu şekilde atlıyorsunuz. Bunu bir kurbanı tutturduğunuz zaman o kurbana direkt olarak hasar veriyorsunuz. O kurban yaralıysa da yere düşürüyorsunuz. Özelliğinizi sağlıklı bir kurbana tutturursanız bu şekilde o kurbanın sırtına yapışıyor katil ve o kurbanı aciz durum efektine sokuyor. Yani sırtından bu bebeği atana kadar jeneratör yapamıyor, herhangi bir arkadaşını ya da kendisini iyileştiremiyor, herhangi bir eylem yapamıyor yani. Sol tıka basılı tutarak sırtındaki katili bu şekilde öldürebiliyor. Ardından solda özelliğiniz doluyor ve bu bebeği tekrar kullanabiliyorsunuz. Bu küçük katili oynarken CTRL tuşuna basarak ana karakterinize geçebiliyorsunuz ve bu bıraktığınız katilin yanına herhangi bir kurban yaklaşırsa bu şekilde o kurbanın yerini görüyorsunuz. Tekrardan CTRL tuşuna basılı tutarak bu küçük katile geçebiliyorsunuz. Eğer sağ tıka basılı tutup bir kurbanı ıskalarsanız kurbanlar yakınınıza gelip sol tıka basılı tutarak size tekme atabiliyorlar. Böylece katilin karnına tekrar dönmüş oluyorsunuz. Özelliğinizin dolmasını beklemeniz gerekiyor. Bu küçük katil ile herhangi bir kurbanı yere düşürürseniz sırtınıza alamıyorsunuz. CTRL'ye basıp ana karaktere geçip ana karakteriyle gidip o karakteri sırtınıza almanız gerekiyor. Sıradaki karakterimiz Trickster. Bu karakterin 44 tane bıçağı var. Sağ tıka basılı tutarak ardından sol tıka basarak bu şekilde bıçaklarınızı atabiliyorsunuz. Bıçaklarınızı isterseniz bu şekilde tek tek atabilirsiniz. İsterseniz de sol tıka basılı tutarak bu şekilde hızlı hızlı fırlatabilirsiniz. Bıçaklarınız azaldığında ya da bittiğinde haritadaki rastgele bir dolaba gidip o dolabı açıp bıçaklarınızı yenileyebilirsiniz. Bir kurbana bıçak tutturduğunuz zaman sol tarafta kaç tane bıçak tutturmanız gerektiğini görebiliyorsunuz. O kurbana 7 tane bıçak tutturduğunuz zaman solda barı kırmızı yanıyor. Bu şu demek oluyor: bir sonraki atışınızda bu kurban hasar yiyecek. Yani 8. bıçak tutturuşunuzda o kurbanı yaralamış oluyorsunuz. Yaralıysa da yere düşürmüş oluyorsunuz. Diyelim ki bu kurbana birkaç tane bıçak tutturdunuz. Belli bir süre bıçak tutturamazsanız o kurbana, o kurbanın barı yavaş yavaş azalıyor solda gördüğünüz gibi. Eğer arka arkaya birkaç tane bıçak tutturursanız o kurbana, sol altta gördüğünüz gibi özelliğiniz doluyor. Bu özelliğiniz dolduğu zaman CTRL tuşuna basarak ana etkinlik moduna giriyorsunuz. Ana etkinlik modundayken bu şekilde çok hızlı bir şekilde arka arkaya bıçak fırlatıyorsunuz. Yaralı bir kurbana tekrar 8 bıçak tutturduğunuzda da onu yere düşürmüş oluyorsunuz. Sıradaki katilimiz Nemesis. Sağ tıka basılı tutarak dokunaş darbesi hazırlıyorsunuz. Ardından sol tıka basarak bu şekilde nesnelerin üzerinden geçebilen dokunaş darbesi vurmuş oluyorsunuz. Nemesis'in 3 seviyesi var. Şu an seviye 1'deyim. Seviye 1'deyken çok kısa mesafelere hasar verebiliyorsunuz. Bir kurbana ilk dokunaş darbesi tutturuşunuzda o kurban yaralanmıyor. O kurbanı virüslemiş oluyorsunuz. Aynı zamanda kendi zombilerinize de dokunaş darbesi atarak yine onlardan da virüs puanı alabiliyorsunuz. Öldürdüğünüz zombi belli bir süre sonra tekrardan doğuyor. Zombileri birazdan anlatacağım. Üstü mavi olan kurbanlar virüslenmiş demektir. Ve virüslenmiş bir kurbana tekrardan dokunaş darbesi tutturursanız o kurbana hasar vermiş oluyorsunuz. Kurbanların bu virüsten kurtulması için şu gördüğünüz özel sandıkları bulup açmaları gerekiyor. Bu sandıkları açtıkları zaman içerisinde bu şekilde aşılar bulunuyor. Bu aşıları yaparak bu virüs modundan kurtuluyorlar. Aşı oldukları zaman birkaç saniyeliğine kurbanların yerini görüyorsunuz. Bu kurbanlara hasar verebilmek için tekrardan dokunaş darbesi tutturmanız gerekiyor. Belirli virüs puanına ulaştığım için şu an seviye 2 oldum. Özelliğiniz seviye 2 iken bir palete dokunaş darbesi atarsanız o paleti bu şekilde kırabiliyorsunuz. Haritada 2 tane zombiniz bulunuyor. Bunlar rastgele bir şekilde haritayı dolanıyorlar. Ve bir kurbanı gördüğü zaman bu şekilde o kurbanı kovalıyorlar. O kurbanı jeneratör yapmasını falan engelliyorlar yani. Eğer o kurban virüslü halde değilse zombi o kurbana vurduğu zaman virüslemiş oluyor. Eğer o kurban virüslü haldeyse de zombi o kurbana vurduğu zaman hasar vermiş oluyor. Bu şekilde zombileriniz de hasar verebiliyor yani. Katil seviye 3 moduna geçtiği zaman da bu gördüğünüz dokunaş darbesini daha uzak mesafelere vurabiliyorsunuz. Bu dokunaş darbesi hem paletlerin içerisinden hem de pencerelerin içerisinden geçebiliyor. Aynı zamanda şu şekilde nesnelerin üzerinden de vurabiliyorsunuz. Sıradaki katilimiz Pinhead. Sağ tıka basılı tutarak şu şekil istediğiniz noktayı seçebildiğiniz bir zincir ağı oluşturuyorsunuz. Bu istediğiniz noktayı seçip sol tıka basarsanız bu şekilde iptal etmiş oluyorsunuz özelliğinizi. Eğer istediğiniz noktayı seçip sağ tıka basılı tutmayı bırakırsanız bu şekilde oraya ışınlanıyorsunuz ve istediğiniz bir kısmı seçip sol tıka basarak bu şekilde zincir atıyorsunuz. Eğer bu şekilde zincir moduna geçtiyseniz ve belli bir süre özelliğinizi kullanmazsanız otomatik olarak iptal ediyor özelliğinizi. Bu zincirleriniz şu işe yarıyor: bir kurbanın yanına atıp o kurbanı zincirlerseniz bu şekilde
Gördüğünüz gibi kurbanın hareketini kısıtlamış oluyorsunuz. 3 tane zincir atıyorsunuz ve sol tıka basarak bu zincirlerden kurtulmaya çalışıyor kurban. 3 zincirden kurtulduğu zaman normal hareket hızıyla devam edebiliyor. Sol tarafta bir bar var kurbanların yanında gördüğünüz gibi. Bu bar tamamen dolduğu zaman sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan haritada otomatik olarak zincirler spawn oluyor. Bu otomatik zincirler başladığı zaman kurbanların yapması gereken tek şey haritadaki küçük küpü bulup sol tıka basa tutarak onu çözmek. Bahsettiğim kutu bu. Siz göremiyorsunuz fakat kurbanlar bu kutunun haresini uzak kısımdan görebiliyorlar. Kurbanlar bu kutuyu alıp sol tıka basılı tutarak bu şekilde çözmeye çalışıyorlar. Ve tamamen çözdükleri zaman bu otomatik zincirlerden kurtulmuş oluyorlar. Kurbanlar bu kutuyu çözmeye çalıştıkları zaman bir bildirim alıyorsunuz ve CTRL tuşuna basılı tutarak bu kutunun çözülmeye çalışıldığı yere ışınlanabiliyorsunuz. Siz bu kutunun haresini göremiyorsunuz fakat kutuyu bu şekilde bulmayı başarırsanız kutunun yanına gidip space'e basarak kurbanları lanetleyebiliyorsunuz. Eğer kutunun yanında bu şekilde belli bir miktar durursanız kutu başka yere gidiyor. Gördüğünüz an almanız lazım. Bu kutunun yanına gidip space'e bastığınız zaman kutuyu siz açmış oluyorsunuz. Ve bu şekilde kurbanlara otomatik zincir laneti yüklüyorsunuz. Kurbanlar bu zincirlerden kurtulsa bile sürekli olarak otomatik olarak zincir spawn oluyor. Ve kurbanları bu şekilde bağlıyor. Böylece jeneratör yapmalarını engelliyor. Birbirlerini iyileştirmelerini engelliyor gibi gibi. Kurbanlar bir sonraki kutu spawn olana kadar bu laneti çekmek zorunda oluyorlar. Bir sonraki kutu spawn olunca gidip alıp o kutuyu açmaları gerekiyor bu lanetten kurtulmaları için. Sıradaki karakterimiz Artist. Sağ tıka basılı tutarak istediğiniz yere fırlatabileceğiniz 3 tane karga bırakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi farklı farklı yerlere bıraktım. Bunları bıraktıktan sonra CTRL tuşuna basarak kargaları bu şekilde gönderebiliyorsunuz. Kargayı uzak bir mesafeden bir kurbana tutturursanız bu şekilde uzaktan beyaz kargalar şeklinde o kurbanın yerini görüyorsunuz. Sol tıka basılı tutarak bu başındaki kargaları def edebiliyor kurbanlar. Yani uzak bir mesafeden kurbana karga tutturduğunuz zaman direkt olarak hasar veremiyorsunuz. İlk olarak o kurbana karga tutturuyorsunuz. Ardından aynı kurbana bir kere daha karga tutturursanız o kurbana hasar vermiş oluyorsunuz. Bu attığınız kargalar duvar içlerinden falan her yerden geçebiliyor. Bir kurbana karga tutturduğunuz zaman o kurban herhangi bir dolaba hızlı bir şekilde girerek direkt olarak bu kargalardan kurtulabiliyor. Uzak mesafe karga mantığı bu. Yakın mesafeden ise karganın şu gördüğünüz yol gibi giden kısmı eğer kurbana değiyorsa fiziksel olarak o mesafeden vurduğunuz zaman direkt olarak hasar vereceksiniz demektir. Yani karga bulaştırmakla falan uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Siz yere karga bıraktığınız zaman kurbanlar eğer bu karganın içerisine girerse bu şekilde karga tutturmuş gibi lanetlemiş oluyorsunuz yine onları. Bu yere bıraktığınız kargaları el feneri kullanarak yok edebiliyorlar. Sıradaki katilimiz Sadako. Bu karakter görünmez modda olan bir karakter. Tam görünmez değil de glitchleniyor diyeyim. Ellerine bakarsanız bir yok oluyor, bir geliyor. Yani sürekli git gel yapıyorsunuz, glitchleniyorsunuz. Böylece kurbanlar tam olarak nereden geldiğinizi anlamıyor. Sağ tıka basılı tutarak görünür moda geçiyorsunuz. Bu görünür moddayken kurbanlara hasar verebiliyorsunuz. Tekrar sağ tıka basılı tutarak da görünmez moda geçiyorsunuz. Bu görünmez moddayken haritada bu şekil televizyonlar var gördüğünüz gibi. İstediğiniz bir televizyonu seçip CTRL tuşuna basarak direkt olarak o televizyona ışınlanabiliyorsunuz. Televizyondan çıktıktan sonra görünür bir halde çıkıyorsunuz. Tekrardan sağ tıka basarak kaybolabilirsiniz. Bu televizyonlara ışınlanma olayı sınırsız. Fakat sadece görünmezken ışınlanabiliyorsunuz. Eğer kurbanın yakınındaki bir televizyondan çıkarsanız o kurbana kaset yükü vermiş oluyorsunuz. Solda gördüğünüz gibi bir bar var kurbanın yanında. Kurban tarafındayken daha net görünüyor bu. Bu bar fullendiği zaman o kurbanı hiç asmamış olsanız bile direkt olarak mori çekip öldürebiliyorsunuz. Bu kurbanın kasetlerden kurtulması için yapması gereken şey televizyona gidip o televizyondan kaset almaları gerekiyor. Aldıkları kaseti takmaları gereken bir tane televizyon oluyor. Kurbanlar bunun yerini görebiliyor renkli bir şekilde. Bu kaseti götürüp takmaları gereken televizyona taktıkları zaman kaset barları azalmış oluyor. Böylece mori yemekten kurtuluyorlar. Eğer bu gösterdiğim işlemi yapmazlarsa ve barları tamamen dolarsa ne olduğunu göstereyim. Kurbanın barı fullendiği zaman belli süreliğine bu şekilde yerini görüyorsunuz. Ve solda gördüğünüz gibi barı kıpkırmızı yanıyor. Barı kırmızı yanan kurban daha önce hiç asılmamış olsa bile onu öldürebileceğiniz anlamına geliyor. Bu kurbanı yere düşürüp yanına gidip CTRL'ye basılı tutarak direkt olarak bu şekilde o kurbanı öldürebilirsiniz. Sıradaki katilimiz Dredge. İlk olarak bu karakter diğer katillerden farklı olarak CTRL tuşuna basarak dolapların içerisine girebiliyor. Bu dolapların içerisindeyken istediğiniz bir dolabı seçip yine CTRL'ye basarak
O dolaba ışınlanabiliyorsunuz. Dolaba ışınlandıktan sonra space tuşuna basıp hızlı bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Sadece bir dolap içerisinde olmanıza gerek yok. Sağ tıka basılı tutarak da istediğiniz bir dolabı seçip yine ona ışınlanabiliyorsunuz. Kurbanlar şu gördüğünüz dolapları kilitleyebiliyorlar. Kilitlemeleri size şöyle bir dezavantaj sağlıyor. Normal dolaptan çıkma hızınız şu. Gayet hızlı. Fakat bir dolap kilitliyse, kilitli dolaptan daha yavaş çıkıyorsunuz. Arada neredeyse 2 saniyelik bir fark var. Eğer bir kurban tam dolabınızı kilitlerken dolaba ışınlanırsanız, bu şekilde o kurbanı sırtınıza alıyorsunuz. Yani siz o dolabın içerisindeyken kurban o dolabı kilitlemeye çalışırsa direkt olarak o kurbanı sırtınıza almış oluyorsunuz. Katilin karanlık bir modu var. Şu an gördüğünüz gibi oyun karanlık. Bu karanlık moddayken kurbanları ya da kurbanlar sizi beyaz bir ışık şeklinde görüyor. Bu mod 60 saniye falan sürüyor sanırım. Ve bu moddayken bazı eylemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Size sağladığı avantaj bu. Ne kadar fazla kurbanı yaralarsanız bu moda geçmek için gereken süre o kadar kısalıyor. Yani bu moda daha hızlı bir şekilde geçmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda dolapları ışınlanabilme harici şu şekil bir özelliğiniz de var. Sağ tıka basılı tutarak şu şekil yol çizebiliyorsunuz. Bu çizdiğiniz yol şu şekil siyah bir portal olarak görünüyor. Herhangi bir yere gidip sol tıka basarsanız bu yolu çizmeye başladığınız yere geri dönüyorsunuz. Böylece spotlarda kurbanlara akıl oyunu yapabilirsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Siz bu siyah portalı hazırladığınız zaman herhangi bir kurban bu portalın içerisinden geçerse bu portalınızı devre dışı bırakmış oluyor. Sıradaki katilimiz Albert Wesker. Sağ tıka basılı tutup ardından sol tıka basarak bu şekilde arka arkaya iki kere atılım gerçekleştirebiliyorsunuz. İlk atılımınızı yaptıktan sonra ikinciyi yapmazsanız bir süre sonra özelliğiniz bitiyor kendi kendine. Eğer bu özelliğinizi bir kurbana tutturup o kurbanı herhangi bir nesneye fırlatırsanız o kurbana zarar veriyorsunuz. Bu yakaladığınız kurbanı herhangi bir nesneye değil de boşluğa fırlatırsanız bu şekilde hasar almıyor kurban. Bu sağ tık özelliğinizi bir kurbana tutturduğunuz zaman solda gördüğünüz gibi bir bar doluyor. Bu bar fullendiği zaman özelliğinizi kullanarak o kurbana tek atabiliyorsunuz. Yani o kurban full can olsa bile o kurbana tek atabiliyorsunuz. Fakat sol tık vuruşunuz ile değil, özelliğinizi kullanarak tek atabiliyorsunuz o kurbana. Barı dolduğu zaman solda bu şekilde kırmızı olarak görebiliyorsunuz. Kurbanların bu virüsten kurtulması için şu gördüğünüz özel sandıkları bulup açması lazım. Bu sandıkları açtıkları zaman bu şekilde bir sprey çıkıyor ve bu spreyi alıp bu şekilde kendilerini sıkarak bu virüsten kurtulabiliyorlar. Sprey kullanan kurbanların yerini birkaç saniyeliğine görebiliyorsunuz. Her bir sprey iki kullanıma sahip. Sadece kendinize değil, isterseniz takım arkadaşlarınıza da sıkabiliyorsunuz. Özelliğinizi kullanarak kurbanların devirdiği paletlerin üzerinden bu şekilde atlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde yine özelliğinizi kullanarak pencerelerden de bu şekilde hızlı bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Sıradaki katilimiz Knight. Bu katili oynarken sağ tıka basılı tutarak muhafız çağırabileceğimiz bir yol çiziyoruz. Şu şekilde yolu çiziyorsunuz. Tekrar sağ tıka bastığınız zaman bu çizdiğiniz yolda git gel yapan bir muhafız bırakıyorsunuz. Bu muhafızın şu şekil bir alanı var gördüğünüz gibi. Bu alana herhangi bir kurban girerse bu muhafız o kurbanı kovalıyor. Bir kurbanı gördü, kovalıyor ve o kurbanın yanına gittiğin hasar veriyor. O kurbana hasar verdikten sonra yok oluyor muhafızınız. Tekrar çağırmanız gerekiyor. CTRL tuşuna basarak çağıracağınız gardiyanı değiştirebiliyorsunuz. Cellat, suikastçı ve zindancı. 3 farklı muhafız var. Cellat karakteri kurbanların devirdiği paletleri daha hızlı kırıyor ya da jeneratörleri daha hızlı tekme atıyor. Bu paleti kırdırmak için sağ tıka basılı tutup cellat çağırıyorsunuz. Paletin yanına gidip sol tıka basıp emir veriyorsunuz. Ve çok hızlı bir şekilde bu paleti kırıyor. İkinci muhafızımız suikastçı. Bu karakter bir kurbanı görüp kovalarken diğerlerinden daha hızlı olarak kovalıyor. Bir kurbanı gördü. Ve gördüğünüz gibi hızı çok daha fazla diğerlerine göre. Ve son muhafızımız da zindancı. Bu karakter hem daha uzun süre devreye atıyor hem de görüş alanı daha iyi. Şu şekilde bıraktım. Sol altta gördüğünüz gibi süresi çok uzun. Bu bıraktığınız yerde sürekli tur atıyor ve herhangi bir kurbanı görürse kovalamaya başlıyor. Temel mantığı şu: bu bıraktığınız muhafızlar sayesinde jeneratörleri falan koruyabiliyorsunuz ya da herhangi bir spota bırakıp o spotta kurbanı muhafızınızın yardımıyla sıkıştırabiliyorsunuz ya da herhangi bir spotta muhafızınıza emir verip paleti kırabiliyorsunuz
kırdırıp siz de yandan dolanıp o kurbanı avlayabiliyorsunuz. Çeşitli yöntemlerle bu muhafızlarınızı kullanabilirsiniz. Herhangi bir muhafızı devreye soktuğunuz zaman ve o muhafız bir kurbanı görüp kovalarsa yere bir bayrak bırakıyor o muhafız. Herhangi bir kurban o bayrağın içerisinden geçerse belli bir süreliğine hız kazanıyor o kurban ve muhafızınızı devre dışı bırakmış oluyor. Evet, şimdi muhafızı bıraktım. Kurbanı gördü. Yere düştüğü an oraya bir bayrak bırakıyor gördüğünüz gibi. Kurban bu bayrağın içerisinden geçtiği zaman dediğim gibi muhafızı devre dışı bırakıyor. Sıradaki katilimiz kafatası taciri. Sağ tıka basarak şu şekilde bir drone yerleştiriyorsunuz. Bu gördüğünüz sarı alan drone'un menzili olduğu anlamına geliyor. Drone yerleştirdiğiniz zaman 8 saniye boyunca tespit edilemez durum efektinde oluyorsunuz. Yani kalp atış sesiniz falan olmuyor. Kurbanlar onlara geldiğinizi anlamıyor. Bu gördüğünüz şekilde tarama yapıyor drone. Bu turuncu ışınlar 3 kere bir kurbana değerse o kurbana hasar veriyor. Sağlıklı olan bir kurbanı yaralı durumuna getiriyor. Yaralı olan bir kurbanı ise derin yara efektine sokuyor. Kurbanlar drone'unuzun yanına gidip sol tıka basıl tutarak bu drone'unuzu hackleyebiliyorlar. Drone'unuzu hackledikten sonra 45 saniye boyunca devre dışı kalıyor drone'unuz. Eğer bir kurban drone'unuzu hacklediyse o kurbana bir tuzak yerleştirmiş oluyorsunuz. Ve CTRL tuşuna basarak bu şekil soldaki radarınızdan kurbanın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Kurban bu drone attığınız alanın içerisindeyse topal durum efektine giriyor. Yani hızı belli miktar yavaşlıyor. Normalden daha yavaş koşuyor. CTRL'ye basılı tutarken istediğiniz bir drone'u seçip sağ tıka basarak o drone'u tekrar çağırabiliyorsunuz. Ya da yine CTRL'ye basılı tutup istediğiniz drone'u seçip bu kez sol tıka basarak drone'un döndüğü yönü değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Bir kurbanı CTRL tuşuna basıp bu şekilde radarda görüyorsanız hareket hızınız artıyor. Sıradaki katilimiz Entropy. Bu karakterin 8 tane biyopodu var. Bu biyopodlara kamera gözüyle bakabilirsiniz. Sağ tıka basılı tutarak şu şekilde zeminlere atabilirsiniz. İstediğiniz biyopoda eğiminizi getirip CTRL tuşuna basarak bu biyopodu kontrol etmeye başlıyorsunuz. Herhangi bir biyopodu kontrol ederken eğiminizi diğerine getirip CTRL'ye basıp ona geçebiliyorsunuz. Bu şekilde bildiğin kamerayla izliyor gibi kurbanları izleyebiliyorsunuz. İlk avantajınız bu. Siz biyopod özelliğinizdeyken şu ortada gördüğünüz artıyı herhangi bir kurbanın üstüne getirirseniz bu şekilde o kurbana biyopod fırlatmış oluyorsunuz. Sırtında zaten görüyorsunuz o kurbanın biyopodu. Bu sırtında biyopod olan bir kurbanın üstüne bu artı kısmını tekrar getirirseniz bu şekilde o kurbanın dibine ışınlanıyorsunuz. Sırtında biyopod olan kurbana sadece kameralarınızdan değil, sağ tıka basılı tutup o kurbanı eğim alarak da ışınlanabiliyorsunuz. Kurbanların bu attığınız biyopodlardan kurtulması için şu gördüğünüz özel sandıkları açıp içindeki EMP adlı cihazı almaları gerekiyor. Kurbanlar bu elindeki cihazı şu şekilde kullanabiliyor. Sağ tıka basılı tutup barlarını fulledikleri zaman bu cihaz çevresindeki tüm biyopodları yok ediyor. Yani hem bu kurbanın sırtındaki biyopodu yok ediyor hem de bu attığınız kamerayı belli süreliğine devre dışı bırakıyor. Hem sırtındaki gitti hem de bu kamera devre dışı oldu. Bu kamerayı geçip gözetleyebiliyorum yine kurbanları. Ama ortadaki artı kısmı yok. Atamıyorum yani kurbana. Buradaki sürenin bitmesi lazım. Kurbanlar o sandıklardan sürekli EMP'yi çıkarabiliyorlar. Sırtında biyopod olan bir kurbanı ışınlandıktan sonra belli süreliğine farklı bir moda giriyorsunuz. Bu moddayken kurban kafanıza palet devirirse palet otomatik olarak kırılıyor. Yine sırtında EMP olan bir kurbanı ışınlandıktan sonra paletleri çok hızlı bir şekilde kırabiliyorsunuz bu şekilde. Bu modun bir diğer avantajı, kurban ışınlandıktan sonra pencerelerden de çok hızlı bir şekilde geçiyorsunuz. Ve son olarak bir kurban tam paleti devirdiği sıra o kurbana ışınlanırsanız paleti otomatik olarak kırmış oluyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi paleti direkt olarak kırmış oldunuz. Sıradaki katilimiz Alien. Bu katilin ilk özelliği şu şekilde portallara sahip olması. Bu yuvaların yanına gidip Space tuşuna basarak İçine giriyorsunuz. Bu yuvaların içerisindeyken normalden çok daha hızlı hareket ediyorsunuz gördüğünüz gibi. İstediğiniz bir yuvayı seçip CTRL tuşuna basarak o yuvayı bu şekilde sarı olarak işaretliyorsunuz. Böylece yer altında olmanıza rağmen bu sarı yolu takip ederek o istediğiniz yuvaya ulaşabiliyorsunuz. Yuvaya ulaştıktan sonra tekrardan Space'e basarak bu şekilde o yuvadan çıkıyorsunuz. Diğer özelliği sağ tıka basarak bu şekilde kuyruk saldırısı yapmanız. Bu kuyruk saldırısını bir kurbana tutturursanız direkt olarak hasar veriyorsunuz. Bu kuyruk saldırısı bu şekilde nesnelerin üzerinden ya da pencerelerin içerisinden geçebiliyor. Sizin bu yuva olarak kullandığınız kısımların yanına kurbanlar giderse sol tıka basılı tutup buralardan taret alıyorlar. İstedikleri bir yere gidip bu taretleri kurabiliyorlar. Bu taretler şu işe yarıyor. Siz bu taretlerin menziline girdiğiniz zaman taretler size ateş ediyor ve sizi bu dört ayak modundan çıkarıyorlar. Taretin menziline girdim
ve beni ateşler püskürerek bu moddan çıkardı. Bu moddan çıkardığı zaman kuyruk saldırımı kullanamıyorum. Yani sadece sol tık özelliğimle hasar verebiliyorum. Soldaki barım dolana kadar kuyruk saldırımı kullanamıyorum. Bu taretin yanına gidip sol tıka basılı tutarak tareti yok edebiliyorsunuz. Özelliğiniz hızlı dolsun istiyorsanız bu gördüğünüz yuvalara girip aşağıda dolanırsanız sol altta gördüğünüz gibi özelliğiniz çok hızlı bir şekilde doluyor tekrardan. Bir kurbanın elinde taret varken çok yavaş yürüyor. Sıradaki katilimiz Chucky. Bu katilin ilk avantajı boyu çok küçük olduğu için herhangi bir spotta dönerken kurban sizin nereden geldiğinizi anlamıyor. Sonuçta boyunuz küçük. Gördüğünüz gibi şu arabanın yanındayken bile görünmüyoruz. Gelelim özelliğine. CTRL tuşuna bastığınız zaman sessiz moda geçiyorsunuz. Sol altta barınız azalıyor gördüğünüz gibi. Bu bar bitene kadar tespit edilemez durum efektindesiniz demektir. Yani kurbanlar sizin geldiğinizi anlamıyor. Kalp atış sesinizi falan duymuyorlar. CTRL tuşuna basıp bu sessiz moda geçtiğiniz zaman ekstra bir özelliğiniz daha oluyor. O da kespiç modu. Sağ tıkı basılı tutup belli bir mesafe gidip sağ tıkı tekrar bıraktığınız zaman oraya vuruyor. Şu şekilde göstereyim. Barı doldurdum. İlerledim. Sağ tıkı bıraktım ve vurdum. Sağ tıkı doldurduktan sonra kurbana hamle yapmak için sol tıka basmayacaksınız. Orayı yanlış yapmayın. Sağ tıka basılı tutup kurbanın yanına gidip sağ tıkı bırakıyorsunuz ve otomatik olarak vuruyor zaten. Katilin bu özelliğindeyken kespiç modunu kullanarak paletlerin altından geçebiliyorsunuz. Aynı şekilde yine kespiç modunu kullanarak özelliğinizdeyken bu şekilde pencerelerden de atlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda CTRL tuşuna basıp bu sessiz moda geçtiğiniz zaman haritanın rastgele bölgelerinde beyaz beyaz ayak izleri çıkıyor. Yani kurbanları kandırmış oluyorsunuz. Kurbanlar geldiğinizi zannediyor. Sıradaki katilimiz Unknown. İlk olarak solda ve sağda bir duman doluyor gördüğünüz gibi. Bu dumanlar fullendiği zaman olduğunuz kısma bir halüsinasyon bırakıyorsunuz. Dumanlar fullendi. Ve bu olduğum kısma bir halüsinasyon yarattım. Bu halüsinasyonların olayı şu. Haritanın herhangi bir bölgesindeyken bu halüsinasyona eğiminizi getirip CTRL tuşuna basarsanız direkt olarak oraya ışınlanıyorsunuz. Kurbanlar halüsinasyonlarınızın yanına gidip sol tıka basılı tutarak bu şekilde onları yok edebiliyorlar. Şimdi gelelim hasar verme özelliğimize. Sağ tıka basılı tutarak şu şekil bir kol çıkartıyoruz. Bu kol sayesinde belli çembere hasar veren bir top fırlatıyoruz. Şöyle göstereyim. O küre direkt olarak kurbanlara hasar vermiyor. İlk önce kurbanın yakınına atıp bu şekilde kurbanı lanetlemeniz gerekiyor. Lanetli olan kurban direkt olarak bu şekilde karşıdan sizin suratınıza bakarak bu lanetten kurtulabiliyor. Başka türlü bu lanetten kurtulma şansı yok. Lanetli olan bir kurbana tekrardan özelliğinizi tutturursanız o kurbana hasar veriyorsunuz. Bu özelliğinizi direkt yere atmak yerine bu şekilde nesnelere de çarptırabilirsiniz. Nesnelere çarptırıp sektirebiliyorsunuz yani. Eğer bir kurban tam halüsinasyonunuzu bozarken o halüsinasyona ışınlanırsanız o kurbanı yine lanetlemiş oluyorsunuz. Bu şekilde eğer bir kurban halüsinasyonunuzu bozmaya oturup animasyonu yarıda keserse yine lanetlenmiş oluyor. Başladığı işi bitirmesi gerekiyor yani. Sıradaki karakterimiz Leech. Bu karakterin birden fazla özelliği var. CTRL tuşuna basıp bu özellik ekranını açabilirsiniz. İstediğiniz özelliğe mouse'unuzu getirip CTRL'yi bıraktığınız zaman o özelliğe geçmiş oluyorsunuz. En üstten başlayalım. İlk özelliği uçuş modu. Sağ tıka basılı tutarak bu şekilde kendinizi hazırlıyorsunuz. Ardından sol tıka basarak İstediğiniz bir yere bu şekilde uçuyorsunuz. Bu uçuş özelliğini kullanarak paletlerin üstünden de bu şekilde geçebiliyorsunuz. Sıradaki özelliğimiz lanetlilerin uçuşu. Sağ tıka basılı tuttuğunuz zaman bu şekilde nereye gideceğini görebildiğiniz 5 tane uçan yaratık bırakıyorsunuz. Bu yaratıkları koyduğunuz zaman bu şekilde nesne falan dinlemeden her şeyin içinden geçiyorlar. Bu koyduğunuz yaratıklardan herhangi birisi kurbana değerse o kurbana hasar veriyor. Üçüncü özelliğimiz def etme küresi özelliği. Sağ tıka basılı tutarak bu şekilde bir küre atıyorsunuz. Bu attığınız küre herhangi bir kurbana değerse bu şekilde katil içgüdüsü olarak kurbanın yerini görüyorsunuz. Ve bu kurban sandıklardan çıkardığı bu katile karşı olan özel eşyaları kullanamıyor. Onları da birazdan anlatacağım. Son özelliğimiz de büyücü eli. Sağ tıka basılı tutarak herhangi bir paleti seçip 4 saniye boyunca bu paleti engelleyebiliyorsunuz. Kurbanlar burada el varken bu paleti deviremiyor. Ya da devrilmiş olan bir paleti seçip sol tıka basarak
Bu paleti kaldırabiliyorsunuz. Böylece kurban ile aranızdaki engel kalkmış oluyor. Tabi bu sizin dezavantajınıza da olabilir. Kurban bu paleti tekrar kullanmak da isteyebilir. O yüzden dikkat edin. Katilin 4 ana özelliği bu şekilde. Kurbanlar bu katile karşı oynarken şu şekil özel sandıklarla karşılaşıyorlar. Bu sandıkları açtıkları zaman zar atıyorlar. Ve bu zarlar doğrultusunda sandıkların içerisinden özel eşyalar çıkıyor. Eğer bu kurban 1 atarsa bu sandık bu kurbana hasar veriyor. Eğer 20 atarsa da Vecna'nın eli ya da gözü olan çok özel bir eşya çıkartıyor. Bu çok özel eşya şu işe yarıyor. Birisinde dolaba hızlı girip çıktığınız zaman 12 saniyeyle görünmez oluyorsunuz. Birisinde de dolaba hızlı bir şekilde girdiğiniz zaman sizi rastgele bir dolaba ışınlıyor. Her ikisini de sadece sağlıklıyken çalıştırabiliyorsunuz. Ve her ikisini de kullandığınızda otomatik olarak yaralanıyorsunuz. Bu sandıklardan çıkan diğer eşyalar da sizi katile karşı biraz güçlü hale getiriyor. Yani bir tane eşyadan örnek vereyim. Siz bu paleti bu şekilde kilitlediğiniz zaman kurban sizin yerinizi görüyor aldığı eşya sayesinde. Gördüğünüz gibi kurbanın aldığı eşyayı bu şekilde bacaklarından görebiliyorsunuz. Veya da başka bir özellik olarak siz bu hortlakları yolladığınız zaman kurbanlar bu hortlakların yerini görebiliyor. Normalde göremiyorlar. Fakat sandıktan özel bir eşya çıkardılarsa görebiliyorlar. Sandıklar bu işe yarıyor yani. Gençler, son katilimiz Dracula. Fakat şu an ana oyunda olmadığı için onu gösteremiyorum. Ekrana bir fotoğraf koyacağım. O fotoğraftaki videoya giderek Dracula'nın detaylı anlatımını da izleyebilirsiniz. O videoda özel olarak Dracula'yı detaylı bir şekilde anlatmıştım test server'da. Böylece bütün katilleri de tamamlamış olduk. Evet gençler, elimden geldiğince aklıma gelen her şeyi anlattım. Temel olarak her şeye değinmeye çalıştım. Kalan detayları kanaldaki diğer rehber videolarından ve gameplay videolarından öğrenebilirsiniz. Kanalda Dead by Daylight rehberi diye bir oynatma listesi oluşturdum. Buradaki diğer rehber videolarını da izleyebilirsiniz. Oyuna ilk başta alışmak zor. O yüzden başlarda hızlı hızlı öldükçe hemen kötü oynuyorum diye umutsuzluğa kapılmayın. Bu videoda anlattıklarımı yavaş yavaş pratiğe dökerek oyuna yavaş yavaş alışmaya çalışın. Bir süre sonra heyecanınızı ve stresinizi yendiğiniz zaman daha iyi oynamaya başlayacaksınız zaten. Umarım video işinize yarar. Benim anlatmayı unuttuğum ve merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.